Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca 90 dakika civarında, daha doğrusu 2 devre halinde birlikte olacağız. 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız aslında siyasetin gündemini de belirleyen mesele. 6 eş başkanlı sistem ya da altılı cumhurbaşkanlığı sistemi ya da az güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da biraz azaltılmış cumhurbaşkanlığı sistemi. Bir sürü tanım dolaşıyor ortada. Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri, ortaya bir iddia attı. Sonra Babacan bunu tasdikledi ve ortalık bir anda karıştı. Zira mesele şu: 50 artı 1'i alacak bir cumhurbaşkanı olacak. 6 lidere sorarak ülke yönetecek. Hatta atamaları bile onlardan izin alarak yapacak. Böyle bir sistem yürür mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili neler söyledi? Birazdan paylaşacağız. İkinci başlığımızsa kongre binasına baskın şeklinde Brezilya'ya götüreceğiz sizi. Zira Bolsonaro ve Lula taraftarları arasında bir seçim yarışı oldu. Lula ipi göğüsledi ama Bolsonaro taraftarları bunu kabullenmediler ve kongreyi bastılar. Yani seçim sonuçlarını gayrimeşru ilan etmeye çalıştılar. Aslına bakarsanız Brezilya'da yaşananları bu hafta konuşacağız. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Venezuela'da neler olduğu hatırlatmıştık. Tüm bunların, daha doğrusu bu konuşmaların sebebi ise Türkiye'nin buradan çıkarması gereken dersler var mı? Zira Batı tezgahları hemen hemen birçok yerde aynı şekilde kuruyor. Biz de buna bir bakacağız. Ve son başlığımız ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Sakarya'da Arifiye'de attığı bir manşetti diyebiliriz. 2023 müjdeler yılı olacak dedi. Hemen gün içerisinde paylaşılan bir müjdeyi söyleyeyim. Milli Muharip uçak 2 yıl erken havalanacak. 2025'te uçması planlanıyordu ama bu yılın sonunda gökyüzünde olacak bilgisi geldi. Aynı zamanda fırtına obüsleri teslim edilmeye başlandı. Birçok önemli gelişme var. Erdoğan az önce bir son dakika müjdesi verdi. Otoyolda köprülere bu yıl zam olmayacak. Peş peşe gelen bu gelişmeleri de konuşacağız elbette. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. 24 Güvenlik Analisti Sayın Yusuf Alabar'da hoş geldiniz. Sağ ol İbrahim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Star Gazetesi yazarı Resul Tosun hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şangay Üniversitesi Araştırma Görevlisi Selimhan Yeniacun, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi sohbete başlayacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu altılı masanın eş başkanlığı sistemiyle ilgili olarak bir değerlendirme yaptı. Onu bir hatırlatayım izleyicilerimize Sayın Alabar'da, ardından başlayalım. Nereye sürükleniyor Türkiye sorusuyla. İşte ülkemiz yeni bir seçimin arifesinde. Karşımıza yine bir yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Üstelik bu sefer sadece bize yaptırmayacaklarını söylemekte yetinmiyor. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Biz milletimizi vesayetin cenderesinden kurtarılmış olmakla övünüyoruz. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor. Sayın Alabar'da nasıl bir sistemle karşı karşıyayız? Aslına bakarsanız sorun mu şu, bu gerçekten bir sistem mi? Sistem. Yağma Hasan'ın böreği sistemi. Diyeceksin ki ne alaka yani. Bir yazı yazmıştım bununla ilgili. Şimdi herkesin tarafından kapmaya mı çalışıyor? Tabii, herkese malum edildi. Yani aslında bu olayı 24 TV ekranında 3 ay önce Temel Karamollaoğlu eş güdüm kurulu kurup cumhurbaşkanını yöneteceğiz dediği gün ekranda söyledik. Cumhurbaşkanı Güdücüler Kurulu oluşturuluyordu. Eş güdüm ya adı. Evet. Yani biz birisiyle istihza etmek maksadıyla falan kurmadık. Bizzat kendileri söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Güdücüler Kurulu olursa bu da kendi içinde bir sistem tabii ki elbette. Şimdi en son toplanan altılı masanın yapmış olduğu açıklama yine bir sonuç üretmedi. Sonuç üretmeyince Sayın Davutoğlu'nun kaleminden sadır olduğuna inandığım, buram buram stratejik felsefe kokan cümleler 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis, 75 yıllık demokrasi hayatımızdaki ana akımların bütün temsilcilerinin olduğu masa, temsil edildiği masa. Bak, 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis,
75 yıllık demokrasi hayatımızdaki bütün ana akımların temsil edildiği. Şimdi temsil kelimesi çok önemli. Neden? 150 yıllık meclis aritmetiğine bakmak istersek, 150 yıllık meclis aritmetiğinde başladığımızdan günümüze kadar demokrasi hamlelerini de dahil edersek içine İttihat Terakki'den Serbest Cumhuriyet Fırkası'na, Terakkiperver'den Demokrat Parti'ye gelene kadar merkez sağ da dahil olmak üzere bütün ana akımların temsil edildiği. Ben en çok da bu cümlelerin bizzat Güdücüler Kurulu'yla ilgili felsefeyi biteviye savunan Davutoğlu'nun kaleminden sadır olduğuna inanıyorum. Şimdi tabii ki 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis tarihimize bakmamız gerekiyorsa, 150 yıllık meclis tarihimizde hangi ana akımlar bir göz atmak lazım. Burada ben şeyi örnek veriyorum. Nakıstır, eksiktir ama önemli bir kerteriz noktasıdır. Yusuf Akçura'nın 3 tarzı siyaset. Neyi savunuyordu 1910'lu yıllara geldiğimizde Yusuf Akçura? Daha doğrusu neyi kategorize ediyordu? Kendi içinde Osmanlılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarını. Osmanlılığı, Osmanlı şemsiyesi altında tekrardan bir devlet olabilme modeli. İslamlılık ise Osmanlı'daki anasır-ı İslam üzerine kurulmuş bir devlet yapısını. Türkçülük ise Türk milletinin üzerine ihtas edilmiş bir devleti, Türk ırkı üzerine ihtas edilmiş devleti savunuyordu. Bunlar kendi içerisinde toplumumuzda 1910'da 3 tarzı siyaset Yusuf Akçura'nın kaleminden sadır olduğu günden bu yana tartışılan konular. Ne hiçbiri doğrudur ne hiçbiri yanlıştır bu söylemiş olduğum. Fakat baktığımda Ahmet Davutoğlu'nun hangi ana akımı temsil ettiğini anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Niye? Eğer bir temsil ibaresi kullanılmamış olsaydı o akımdaki bir fikirle hemhal olan bir görüş olarak değerlendirebilirdim. Ama eğer bir temsil varsa ismini dahi bilmediğim Demokrat Parti'nin genel başkanı gerçekten Türkiye'de merkez sağ Demokrat Parti geleneğini nasıl temsil ediyor? Devri sabık yaratacağını bugünden açıkça ilan eden Adnan Menderes'in ise merhum devri sabıklarla Yağlıurgan'da şehit edildiği gerçeği bir tarafta ayrı bir soru. Ayrıca masanın içerisinde örneğin İslamcılıkla ilgili konuyu kimin temsil ettiğini, İttihat Terakki'yi kimin temsil ettiğini, Ahrar Hareketi'ni kimin temsil ettiğini, Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkalarını kimin temsil ettiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü eğer Ahmet Davutoğlu Osmanlılık fikriyatına dair bir temsiliyette bulunuyor ise Saraçhane'deki konuşmada ve onun öncesinde mecliste yapılan konuşmalarda Ahmet Davutoğlu'nun gözünün içine baka baka Osmanlılık fikriyatına eğer sempatiyle bakan biri ise Meral Akşener kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet diye Sultan Hamid'in hemen kabrinin yanı başında adeta Sultan Hamid'i kabrinde ters çevirecek şekilde döndürürken biz Ahmet Davutoğlu'nun ağzından Osmanlılık ile ilgili olarak bu konularla ilgili Meral Akşener'in ağzından çıkanlara iki cevap duymadık. İki cümle daha söyleyeceğim İbrahim müsaadenle. Tabii. Bir diğeri eğer Ahmet Bey kendisini Temel Karamollaoğlu ile birlikte İslamcılık akımının bir temsilcisi olarak şayet görüyorlarsa LGBT aile yapımızı bozar mı diye sorulmuş olunan bir suale yönelik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne alaka efendim? LGBT neden aile yapımızı bozsun? Yani bizi izleyenlerle daha açık olmak adına lezbiyen ilişkilerin, gay ilişkilerin, transseksüel ilişkilerin, erkeğin erkekle kızıştırıldığı, kadının kadınla kızıştırıldığı, evlendirildiği, çocuk edinme haklarının elde edildiği bir şey aile yapısını neden bozsun dediğinde eğer İslamcılık akımının bir temsilcisi ise Sayın Davutoğlu bu konuyla ilgili daha bugüne kadar ağzından Temel Karamollaoğlu ile ilgili tek bir cümlenin sadır olduğunu işitmedik. Kılıçdaroğlu ile ilgili. Evet, bu söylenenlere evet. Yönelik. Bak ben Ankara'da şeyimden konuşmuyorum. Hüsnü Zan üzerine bir şey ihdas etmiyorum. Ankara'da reklam panolarına çok açık bir şekilde
lezbiyen olmanın, gay olmanın, erkek erkeğe evlilik yapmanın, bunları açarak izah ediyorum ki çünkü LGBT dediğimde benim Kepsut'taki babam bunu LPG gibi anlayabiliyor. Bunu açıkça izah etmek lazım bu topluma. Dolayısıyla iyi anlaşılabilmesi için erkeğin erkekle evlilik yapması, çocuk edinmesi, iki evlenmiş erkeğin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girmesi gibi bugün kanunen yasak olan hususların engel olmaktan çıkarılacağını Kemal Kılıçdaroğlu aleni bir şekilde duyuruyor. Siz İslamcılık akımının bir temsilcisiyseniz ya da Osmanlıcı bir akımın temsilcisiyseniz bugüne kadar ağzınızdan Erdoğan nefreti dışında ne çıktı? Hiçbir şey. Şimdi dolayısıyla bugün ortaya koyulmuş olunan husus aslında yağma asanın böreğidir. Nedir o? Şimdi siz 0.3 oy oranına sahip değilsiniz. Hepinizi toplasanız %4 etmiyorsunuz Meral Hanım ile Kılıçdaroğlu'nun oyları haricinde. Peki o zaman neden bu kadar cansperane bu konuyu savunuyorsunuz? Şundan dolayı. Şimdi önümüzdeki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde örneğin Meral Hanım'la Kemal Bey anlaşırsa onlar da tıpış tıpış tamam diyecekler. Bu tamamda fermuar sistemi var. Hepsine bu küçük partilerin 15-20 tane mesela milletvekillikleri dağıtılacak. Ulufe dağıtılır gibi. CHP'liler 5 yıldır sıra bekliyor dursun. Kemal Bey kendi cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu olursa hepsine yeteri kadar milletvekili dağıtacak. Şimdi mecliste oturak veriyorlar. Kaç tane? 5 tane, 10 tane, 15 tane. Birer tane de bakanlık verirler. Sabah kalktınız mı gideceğiniz partinize tahsisli bir bakanlık. Bir de eskiden olduğu gibi devlet bakanı kavramı vardı. Gençlerimiz bilmeyebilir ama Resul abi eski milletvekili. İşte bilmem neden sorumlu devlet bakanı. Devlet bakanı bilmem kim. Devlet bakanı şu, devlet bakanı bu. Bir bakıyorsun listede 15 tane devlet bakanı. Tekrardan ihdas edilir de bütçeleriyle, bürokrasisiyle, yeteri kadar işe insan alıp verme gibi haklarıyla birlikte yağma Hasan'ın böreği tadında bir bakanlık yerine 3 bakanlık verilirse bir de 0.3 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Güdücüler Kurulu'nun eşit hakka sahip üyesi olduğunuzda bana söyler misin? Bir insan bu hayatta daha ne ister sevgili İbrahim? Bunun adı vesayet değilse nedir? Diyor ki şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini benimsemiş insanlar bunu bu şekilde lanse edip iftira atıyorlarmış. Ne iftira atacağız kardeşim? 0.3 oy oranıyla milletten %52 rey almış bir cumhurbaşkanını uzaktan kumandayla gütmek direkt vesayet sistemidir. Bunu parlamenter sisteminin bakanlar kurulu kararıyla falan zırva tevil götürmez ama tevil etmeye kalkıyorlar. Burası ayrı bir konu. Başka bir program olduğunda bunu da görüşürüz. Peki Sayın Tosun, şimdi size soracağım ama özellikle Babacan'ın bir açıklaması var. Kendisi diyor ki biz diyor anayasal ya da yasal bir şeyden bahsetmiyoruz. Masa hukuku bu diyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar onu? Masa hukuku ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan zira başkanlık sistemi için referanduma gitmek zorunda kalmıştı. Çok kritik kararlarda bakın. Atama ya da düzenleme kararlarında. Memleketin tümünü ilgilendiren kararlarda temsil gücünün yüksek bir şekilde iradeye yansıması kıymetli. Bu da nasıl olacak? Çok önemli kararlarda önce 6 partiyle istişarelerini yapacak. 6 partinin bir bakıma rızasını alacak. Bu 6 partinin rızasından sonra o kendi yetkisini kullanacak. Bunu da şu anda yazılı bir siyasi taahhüt olarak ortaya koyuyoruz. Bu yazdığımız bir hukukun parçası değil, bir iç hukuk parçası değil. Bu yani bir anayasa değil, yasa değil, öyle bir şey değil ama bu altılı masanın artık bir hukuku oluşturuyorum ya. Evet. Bir siyasi akitleşme sürecindeyiz biz altılı masada. Dolayısıyla bu 6 partinin bir siyasi akitleşmesinin oluşturduğu bir altılı masa hukukunun gereği olarak böyle çalışacak. Peki Sayın Tosun, direkt sorayım, bu kabile devleti anlayışı değil mi? Yani şimdi anayasa diyor ki Cumhurbaşkanı'nın yetkileri devredilemez. Başkaları tarafından kullanılamaz. Yani hani şahsa özel, daha doğrusu makama özel bir anayasal süreç var. Erdoğan da başkanlık sistemi için referanduma gitmek zorunda kalmıştı. Size Erdoğan şunu deseydi olur muydu mesela? Ya başkanlık sistemi diye bir şey var. Biz arkadaşlarla oturduk. Bu da hoşumuza gitti. Bundan sonra artık parlamenter sistemle, başkanlık sistemiyle ülkeyi yöneteceğim. Bizim hukukta böyle deseydi. Olur muydu? Şimdi aslında garabet şurada. Sanki bu altılı masa denilen yani altı benzemez. Önümüzdeki seçimlerde seçimi kazandılar.
hükümet kuracaklar, idare edecekler de şimdiden nasıl idare edeceklerini anlatmaya çalışıyorlar. Bir defa önümüzde bir seçim var. Henüz adayı belli olmayan bir altılı masa var. Ve karşılarında da girdiği bütün seçimleri kazanmış karizmatik bir lider var, Başkan Erdoğan var. Önce bu seçimi nasıl kazanacaklarını bir konuşmamız gerekir. Şimdi bunlar böylece yani biz sanki iktidara gelmeleri kesinmiş gibi subliminal mesaj veriyorlar. Yani bakanlıklar dağıtılıyor, milletvekilliği pazarlıkları yapılıyor vesaire. Ali Babacan Bey'in ifadesi Davutoğlu'nun açıklamasının yanında daha yumuşak, daha makul gibi görünüyor. Oysa Davutoğlu ne diyor? Altı lider Cumhurbaşkanı ile aynı yetkiye ve aynı imza yetkisine evet, sahip olacak diyor. Atamalarda falan onlar imza atacaklar diyor. Babacan bunu şey yapmış biraz, hafifletmiş, istişare edecek, bize danışacak vesaire. Şimdi aslında ne imza yetkisi ne de Cumhurbaşkanı'nı bağlayıcı herhangi bir karar alma yetkisi Cumhurbaşkanı dışında anayasal olarak mevcut değil. Yani şu anda altılı masanın Türkiye'ye anlatmaya çalıştığı sistem Türkiye'yi Allah korusun eskaza iktidar olsalar devletin tıkanacağı, sistemin işlemeyeceği ve milletin artık yani ne ettik de bunları seçtik diye pişman olacağı bir ortama sürükler. Neden? Şimdi diyor ki yani bir önemli kararlar diye bir şey yapıyor. Sanki Cumhurbaşkanı'nın alacağı önemsiz karar varmış gibi. Hangi karar önemli, hangi karar önemsiz? Bir de önce onu açıklamaları gerekir. Hadi biz en ciddi meseleler üzerinde konuşalım. İmza yetkisine sahip olmak demek, altı liderin Cumhurbaşkanı'yla aynı seviyede imza yetkisine sahip olmak demek, bunun lamı cimi yok. Bugün Cumhurbaşkanı siyasi vesayet dedi. O doğrudan doğruya bir sivil vesayettir. Sivil vesayettir. Hakkı olmayan, yetkisi olmayan birilerinin %52-53 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı esir almaları demektir. Teslim almaları demektir. Cumhurbaşkanı adeta orada kukla olacak demektir. Şimdi Ali Babacan Bey'inki biraz daha yumuşatmış ama bu anayasal şey değil, aramızdaki bir masa hukuku. Nerede? Masa hukuku diye biz bir şey bilmiyoruz. Bir anayasal hukuk var, bir yasaların bulunduğu hukuk var. Masa hukuku ne? Yani bunlar şu ana kadar maalesef Türkiye'yi kaosa sürükleyecek. Yani belki çok sık tekrar ediliyor ama Başkan Erdoğan düşmanlığından başka hiçbir ortak noktaları olmayan ve sundukları 5 belge bugüne kadar kamuoyuna içinde ittifak ettikleri tek husus güçlendirilmiş parlamenter sistem diye lanse ettikleri sistem de açık söylüyorum eski parlamenter sistemden daha kötü ve meclis ile hükümet ile Cumhurbaşkanı'nı birbirine düşürecek ve krizlere sebep olabilecek bir sistem. Bir tane örnek sadece vererek açıklayayım. Şimdi parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı meclisten seçilir. Meclisten seçildiği için de halka dayanmadığı için de çok güçlü değildir. Dolayısıyla %25 oyla da gelse bir başbakan daha etkindir. E şimdi bunların önerdikleri güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nı halk seçecek diyor. Allah aşkına yani Amerika'yı yeniden keşfe gerek yok ki. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiği sistemin adı yarı başkanlık sistemidir. Tıpkı Fransa'da olduğu gibi. Bizim de aslında 2014'te Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildikten sonra biz de fiilen yarı başkanlık sistemine evrilmişti sistem. Davutoğlu bunu anlayamadığı için Cumhurbaşkanı'nı yok sayarak hareket ettiği için başbakanlığı çok uzun sürmedi. Şimdi bunların önerdikleri sistem daha tehlikeli. Hem başbakan olacak hem %50 yani başbakan bunlar zaten altılı masa en fazla oyu alan CHP %25 başbakanlığı ona verecekler diyelim. Cumhurbaşkanı halk seçtiğinde en az %51-52 ile gelecek. Hangisi daha güçlü?
Bakınız bu sistemin tıkanması demek. Siz böyle diyorsunuz ama mesela Sayın Karamollaoğlu tweet attı. Diyor ki masa birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma, istişare, samimi sohbet ve buluşmak için adil bir zemin. İşte başkanlık sistemi teklik oldukça kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmek güzel. Ya şimdi böyle bir toplantı aslında sivil toplum örgütleri arasında olsa, birbirimizle görüşelim, konuşalım, efendim hareketlerimizi, programlarımızı, eylemlerimizi ona göre yapalım deseler bence son derece makul. Ötekiyle barışık olma şeyi, ama siz yürütme dediğiniz hükümet, icra gücünü resmen yürüteceksiniz. Burada bakanlıklar var, burada ordu var, burada polis var, burada efendim dış politika var. Biz bugüne kadar Altılı Masa'nın dış politikada mesela Kıbrıs konusunda ne düşündüğünü bilmiyoruz. Terörle mücadelede ne düşündüğünü bilmiyoruz. Azerbaycan Karabağ konusunda ne düşündüğünü bilmiyoruz. Doğu Akdeniz konusunda ne düşündüğünü bilmiyoruz. Biraz biliyoruz, Adalar Denizi konusunda ne düşündüğünü bilmiyoruz. Libya vesaire daha çok şey sayabiliriz. Ya biliyoruz da parça parça biliyoruz. Ortak bir konsensüs bilmiyoruz. Şimdi ama. Temel Bey'in anlattığı, söylediğim gibi sivil toplum örgütleri arasında dernekler, vakıflar bir araya gelir. Böyle bir birliktelik kurabilirler. Ama siz hükümetsiniz. Peki. Burada anayasanın belirlediği bir takım yetkiler var. Siyasi sorumluluk ve yetki sahibi sadece Cumhurbaşkanı'dır bu sistemde. Hiç kimse onun yetkisini paylaşamaz. Cumhurbaşkanı da o yetkisini diğerlerine devredemez. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 0-3 dedi Yusuf Bey. 0-3 değil de hadi 4 tane o küçük partinin oylarının %2'ye 3'e tekabül ettiğini düşünelim. %52'lik Cumhurbaşkanı'yla aynı şeyde olacaklar bunlar. Peki nasıl tıkanabiliyor musunuz? Hadi diyelim. Bu da demokrasi adına. Ve demokrasi adına bir de hukuktan bahsediyorlar. Demokrasiden bahsediyorlar. Tam bir hukuksuzluk, illegaliteyle peki. Milletin huzuruna çıkıyorlar. Bir iki misal bakınız. Hadi diyelim ki MİT Başkanı atayacaklar. Altısı nasıl ittifak edecek? Hadi MİT Başkanı'nı geçelim. Altıda valiler atanacak. Emniyet müdürleri bölüşecekler atanacak. Bölüşecekler hocam. Tamam mı? Bölüşecekler. Bölüşünce ne olacak? Bölüşünce bakınız biz geçmişteki koalisyon dönemlerinde hükümet bir araya gelemiyordu. Bölüştükleri zaman bakanların bile bir araya, bakanlar kurulunun bile toplanması sorundu. Hatırlayın son koalisyonda kabine toplantısı yapılamıyordu. Meydanında bu sefer asker dolduruyordu, mahkeme dolduruyordu vesaire. Dolayısıyla arkadaşlarımızın teklif ettikleri sistem sosyolojik olarak halk arasında sivil toplum örgütlerinin dayanışma açısından makuldür. Ama icra gücü, hükümeti, yürütmeyi siz ele aldığınızda böyle bir sistem yoktur. Ya bunların önerdikleri sistem hem hukuksuzdur, hem illegaldir, hem de yani Hamza da sivil darbe dedi. Evet, sivil darbedir. Asker eskiden yapıyordu. Şimdi bu 5 kişi gelecek Cumhurbaşkanı'na, şunu yap, bunu yapma. Bir de daha başka söyledikler de önce diyorlar bir protokol hazırlayacağız. O protokolü imzalayacak. Aday imzalayacak. Ondan sonra aday olacak. Ama eline tamam bir dosya verecekler var falan. Yani ne imzalatırsan imzalat. Evet. Yani %50+1 aldığı zaman anayasa bana bu yetkiyi verdi diye. Şimdi bitiyor her şey. Biz bunları bu sistemi savunan arkadaşlarla da tartıştık bazı televizyon kanallarında. Sıkıştırınca ne diyorlar biliyor musunuz? O zaman Cumhurbaşkanı yetkisini kullan. Zaten şu anda o var. Peki. Evet. Şimdi Sayın İnalcığım size soracağım ama özellikle 30 Ocağı bekleyin dedi masa. Bir süredir adaylık meselesi gündeme geliyor ama masadan böyle bir şey çıkmıyor. Yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı galiba ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Onu bir izlettireyim. Özellikle burada Erdoğan'ın birkaç dikkat çektiği başlık var. Onlar üzerinden sormak istiyorum. Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıp duruyor, konuşuyor, tartışıyor değil mi? Peki ortaya ülkenin hayrına, milletin hayrına, hadi hepsini geçtim, masa etrafında oturanlardan herhangi birinin hayrına bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Kavga, dövüş, kumpas, arkadan dolanma, önden kaçma, rol çalma, her şey var. Sadece vizyon yok. Program yok. Proje yok. Tabii bu arada
aday da yok. Neyse, seçim tarihi geldi çattı. Biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne aday diye kim ve kimler çıkartılacak hala bilmiyorum. Dikkat ederseniz çıkacak demiyorum. Çıkartılacak diyorum. Çünkü masada kimsenin kendi kararı ve iradesiyle ortaya çıkma imkanı olmadığı, bir yerlerden alınacak işaretin beklendiği çok açık ve net bir şekilde anlaşılıyor. Dünyayı dört dolandılar ama herhalde işareti henüz alamadılar. Dolayısıyla güya adayı belirleyecek olan masanın etrafındakiler de henüz bunun kim olacağını bilmiyor. Bu konuşmada Erdoğan Kılıçdaroğlu'na da cesur davran, biz arkandayız diye de bir mesaj verdi. Yani her türlü destekleyeceğiz senin adayını, uluslararası güçleri bekleme diye de söyledi. Şimdi gerçekten masa bir işaret bekliyor mu? Kılıçdaroğlu şu an güçlü adaylardan biri olarak göründüğü için soruyorum. Bu Avrupa turunu, Amerika turunu da bu yüzden mi yaptı? Siz nasıl yorumluyorsunuz gidişatı? Şimdi şöyle, bundan tam aşağı yukarı 8 ay önce Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, bizim adayımız belli, karar net, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan destekliyoruz. Aynı şekilde hemen arkasından AK Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi adaylığını ilan etmesinden mütevellit. Gözler Millet İttifakı'na, altılı masa çok demek istemiyorum. 6+1 diyelim çünkü ben bu denklemin içerisine HDP'yi de dahil ediyorum açık ve seçik bir şekilde. Bu hem Millet İttifakı'na hem 6+1'e gözler çevrildi. Fakat ısrarlı bir şekilde adayın belirlenmesine ilişkin bütün kamuoyu baskılarına rağmen aday yıpranmasın, istişareler devam ediyor, masanın toplantıları bekleniyor vesaire gibi sonuçsuz kalan muhalefet kamuoyunu da hem umutsuzluğa düşüren bence, hem ayrıştıran, hem de kendi çaplarında ciddi bir şekilde alternatif üretemediklerini hem iktidara hem muhalefete hem de bütün seçmenlere gösteren toplantılar silsilesi gerçekleştirdiler. Bu silsilelerin sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, biz biliyoruz ki bu süreci değerlendirmek için en aktif bir şekilde çalıştığı bir dönem. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, İngiltere'ye gitti, Birleşik Krallığa daha doğrusu, Almanya'ya gitti, Almanya ziyareti yarıda kaldı. Fakat işin garibi, uluslararası kamuoyundan da çok yüksek bir destek alamadı. Yani görüştüğü fon yatırımcılarından tutalım da siyasi liderler veyahut think tank kuruluşları, liderleri de çok yüksek profilli isimler olamadılar. Şimdi şöyle bir durum var. Altılı masanın ortaya koymak istediği, 6+1'in ortaya koymak istediği muhalefet portföyü her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir kümülatif, yekpare bir muhalefet ortaya koymak istese de uluslararası muhatapları da bu alternatifler arasında hangisi daha güçlü olur veyahut biz bunu desteklesek, Sayın Cumhurbaşkanı'nı elemine etsek işbirliği yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, bu masa kendi etrafında bir birlik olabilir mi diyerek onlarda bile ciddi bir soru işareti bıraktı. Bu sebepten dolayı da ben bu masanın yurt dışından yeterli desteği ve o işte seçim süreci içerisindeki hem maddi olarak hem manevi olarak bir aday belirleyin ve bu adayla seçime girin diye bir direktifi alabildiğini de düşünmüyorum açıkçası. Bu sebepten dolayı herkesin kendini gösterme çabası var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve dahi masa içerisindeki oyları %1'lerin altında olan partilerin de vekillik, bakanlık veya sözde mütabakat adı altında Cumhurbaşkanı'nı vesayet altına alabilecekleri pozisyonlar koparma adına ciddi çabaları var ve bu çabalar içinde masa ikiye bölünmüş durumda açıkçası. Birisi İyi Parti'nin tek taraflı olarak belki temsil ettiği Kemal Kılıçdaroğlu yerine alternatif adaylar üretmeye çalıştığı bir ortam söz konusu. Bunda tabii ki CHP'nin ve CHP'lilerin oylarıyla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da büyük bir payı var. Öteki taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer partilere bakanlık, vekillik vaadi vererek kendi partisinin oyların üzerinden bir sandalye hesabına gelerek ve dahası HDP'yi de dışarıdan kendi adaylığını desteklenmesi için kendi seçmen kitlesini konsolide etme adına bazı siyasi manevralara teşvik ettiği bir ortam görüyoruz. 30 Ocak gösteriyorlar ama inşallah seçim
takvimi açıklanmadan adaylarını belirleyebilirler. Son toplantıdan da 30 Ocak'ta da aday çıkacağına dair bir şey yok. Yani isterleri başlatmak için diye söylüyorlar ama 30 Ocak'ta buluşacaklar. 12. olacak değil mi? Tabii. 12. buluşma olacak. Yani Babacan'ın söylediği gibi herhalde bir beyaz duman bekliyorlar. Katolik toplantısı, kardinal toplantısı gibi. O beyaz duman onlarda daha biraz daha sürecek gibi duruyor. Çünkü HDP'nin bir hamlesi oldu. Kendi Cumhurbaşkanı adayımızı çıkarırız. Tam oraya gelmiş ben aslında. Ben ama iki cümle daha ekleyebilir miyim? Hocam bittiyse. Yok. Tabii, önce bir söyleyeyim. Hocam. Hocam bitti değil mi? Tabii. Kesmedim. Şu bu şey vardı. Temel Karamollaoğlu'nun paylaşımı. Onu sevgili yönetmenimiz Kubilay bir ekran verir misin? Şimdi diyor ki tekli koltukla koalisyon diyemediği için onları yazmış. Yani tekli koltuk neyi getirir diyor Temel Karamollaoğlu? Kutuplaşmayı getirir. Bencilliği getirir. Ekranı tahakkümü getirir. Orayı okuyamadığım için yazdım buraya. Emir vermeyi getirir. Şimdi demokrasi teorisine bir kere başlı başına aykırı. Tabii ki demokrasiler koalisyonları ihtiva eder. Fakat dünyada gelişmiş demokrasilerin tamamının bir hedefi vardır. Tek başına iktidar olmaktır. Oluşturamadığın zaman elbette koalisyon oluşturabilirsin. Bu da demokrasinin kendi limitlerinin içerisinde olan bir şeydir. Ama bugün söyler misiniz? Menderes o zaman kutuplaşmacı, bencil, tahakküm, emir verme, Özal öyle, Demirel öyle, Erdoğan öyleydi. Bir tek koalisyonlarda başbakan olabilen İsmet İnönü, Bülent Ecevit falan kutuplaşmadan uzak, bencillikten uzak, tahakkümden uzak, emir vermeden uzaktı, öyle mi? Ya da dünyaya bakalım. O zaman şu an Fransa Cumhurbaşkanı Macron tek başına. İktidar Trump öyle, Biden keza şimdi öyle, Trump öyleydi. Biden. Zaten Amerikan sistemin doğası gereği böyle. Şimdi tekli koltuk neden sıkıntı olsun ki? Ama koalisyon diyemiyor ya. Koalisyon dediği zaman Türk milletinin hafızasında büyük sıkıntıların olduğu biliniyor ya, bilindiği için tekli koltuk diyor, bu demektir. Oysa biz çoklu koltukuz, koalisyon demiyor. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor. Katır'a sormuşlar, biliyorsun değil mi hikayeyi? Baban kim diye. Katır utancından babam eşek diyememiş. Ne demiş onun yerine? Vallahi at dayım olur demiş. Şimdi bu babam eşek diyemeyip teşbihte hata olmaz tabii ki. Katır dayım olur misali mahcup yapılmış bir açıklamadır. Yoksa demokrasilerde istisnasız hedeflenen şey tek başına iktidara gelmektir. Bu İngiltere'de de böyledir, Fransa'da da böyledir. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten başkanlık sistemlerinde pek başkaca alternatifi yok. Ama git Yunanistan'a bak, o da tek başına gelmek ister iktidara. Belçika'ya git, orada da aynı şekildedir. Ha, koalisyonları vardır. O yüzden Temel Karamollaoğlu laf çeviriyor. Çünkü neden? %0.7 oyu var belki. %0.8 oyu var belki. Ne diyecek? Tekli koltuk diyerek tek başına iktidara gelmiş bir partiyi savunur mu? %0.küsur oyu almış. Şimdi Demokrat Parti'nin başındaki kişi tek başına gelmiş, iktidara gelmiş bir hükümetle ilgili cümle kurabilir mi? Neden? Çünkü halkın kantarında herhangi bir ağırlık birimine bile tekabül etmiyor. Çıkıyorsun, terazi kıpırdamıyor yani. Evet İbrahim, bunu hatırlatayım istedim. Peki şimdi HDP cephesinin iki açıklama paylaşacağım. Birisi Mithat Sancar'ın 15 ay önce CHP ziyaretinden bir görüşme sonrası yaptığı açıklama. Önce onu bir izleyelim arkadaşlar. Bugün CHP Genel Merkezi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve heyetiyle bir görüşme yaptık. Oldukça verimli bir görüşmeydi. Türkiye'nin gündemindeki bütün önemli başlıkları ele aldık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Atalar Üsküdar'ı geçti diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şimdi herkesin dört gözle beklediği Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı meselesi. Halkların Demokratik Partisi olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız
İki konuşmada da 15 ay var. İlk konuşma Mithat Sancar'ın 15 ay önceki ziyareti. İkinci konuşmada Pervin Buldar'ın işte cumartesi günü yaptığı açıklama. 15 ayda ne yaşadı HDP, CHP'de de bu seviyeye geldi diye hızlı hızlı gidelim Sayın Alabar'da. Şimdi şeye bakmak lazım. Bu açıklamalarda Kandil'e bakıyoruz değil mi? Yani Nedim Şener'in bugün güzel seninle de paylaştık sevgili İbrahim bir yazısı vardı. 15 ay öncesinden Kandil'in kendi adayınızı çıkaracaksınız şeklinde bir takım paylaşımlar yaptığı söyleniyor falan. Şimdi tabii ki Kandil'e Kandil diye bakmam. FETÖ'ye FETÖ diye bakmam. PKK'ya PKK diye bakmam. Dönerim ışıklarını almış oldukları istihbarat teşkilatlarının izini sürerim. Onun da yolunun nereye çıktığını hep beraber biliyoruz. Batı'da dahil olmak üzere. Şimdi dolayısıyla şuna bakacağız mutlaka. Şimdi HDP kendi adayını çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Çıkarırsa bu sıkıntı değil mi? Bak altılı masada halkın satım haline indiğinde, kahveye gittiğinde, dükkana gittiğinde, sokağa çıktığında, restorana gittiğinde herkesin aklında HDP bu masanın neresinde? Televizyon programlarına sürekli Resul Hocam çıkar. Orada da asla bir ilişkileri olmadıklarına dair sinelerini yırtarcasına yapılmış olunan açıklamalar var. Şimdi hal böyle olunca o masanın paydaşlarının rahatlatılması lazım. Nasıl rahatlar? HDP kendi adayını çıkartırsa söyleyecekleri şey şu. HDP mi? Ne HDP'si? HDP kendi adayını çıkarttı. Biz gayet de steril bir altılı masayız deme ihtimalinin önünü açıyor. Bu bir. Ha ikinci turda en yüksek oy alan olduğunda ne yapayım canım yani biz ikinci tura kaldık. İkinci turda da HDP desteğini bize verecekmiş. Vermeyin mi diyeyim? Çünkü neden? HDP'ye oy veren seçmen kitlesini de terörist diye yaftalayacak halimiz yok elbette. Şimdi tabii bu zaviyeden baktığında olayın biri bu masayı rahatlatmak. İkincisi ise altılı masayla HDP arasında da bir işbirliği var. Pazarlık var. Bu pazarlıkta elini güçlendirmek istiyor HDP. Yani bir bakıyorsun aday çıkaracağız diyor. Bir bakıyorsunuz işte en son biraz önce son dakika bilgisi olarak paylaştım. Nagihan Alçı'ya bir bilinmeyen HDP'li yetkili. Üst düzey yönetici. Evet Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu veya Ekrem İmamoğlu olursa biz Cumhurbaşkanı adayı çıkartmaz direkt destekleriz dediği bildiriliyor falan. O zaman bu gitgeller niye yapılıyor? Birincisi masayı rahatlatmak istiyor dizayn eden üst akıl. İkincisi de pazarlık gücünü arttırmak istiyor. İşte mesela Nagihan Alçı aracılığıyla bir üst düzey HDP'liye dayandırılan haber HDP'nin masaya vermiş olduğu pazarlığa açığız mesajıdır. Ama şunu söyleyeyim. HDP'nin yani masanın içerisinde bir oyun teorisi gereği bir oyun oynanıyorsa ya da poker oynanıyorsa diyelim. Hiç böyle yüz ifadelerinden bilmem nelerden bir şey almaya gerek yok. Neden? Duran Kalkan çıktı açıkladı. Plastik naylon terliğine aday göstersinler. Cumhur İttifakı olmasın diye naylon terliğine oy verdirtecekler. Ha tabanları buna riayet eder etmez ben onu konuşmuyorum. Partinin yönetim kademesiyle ilgili söylüyorum. O naylon terliğe oy verin ama Cumhur İttifakı'na oy vermeyin. Şimdi masadakiler de önünde ya da sonunda HDP'nin bu noktaya geleceğinin de farkındalar. O yüzden kendi aralarında stratejik anlamda bir gelgit oynanıyor. Yaşanılan olay bundan ibaret. Peki şimdi Nedim Şener'in bir iddiası var. Diyor ki HDP'nin bu son açıklamaları PKK'nın çizdiği bir perspektiftir diyor. Bunu da aslında Bakan Soylu'nun yine 15 ay önce yaptığı bir açıklama var. Tam da bu süreçler kotarılırken. Bir isterseniz Bakan Soylu'nun açıklamasını bir hatırlatayım. Siz oradan yorumlayın lütfen. PKK nasıl bir hesap yapıyor o da önemli. PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, takipçilerinin PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Yukarıdan aşağı yazmışlar talimat metnini. Şimdi enteresan zamanlardan geçiyoruz bu anlamda baktığımızda. Aslında terörist elebaşları da kendileri de işte PKK medyasında ya da işte o müzahir örgüt yayınlarında bunları artık yavaş yavaş söylüyorlar. Siz nasıl yorumluyorsunuz efendim bu gidişatı? Zira yani
eğer PKK'ya uygun bir aday bulunacaksa iş biraz karışık gibi. Bugün de CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Halk TV'de şöyle bir değerlendirme yaptı. Biz HDP'nin verdiği mesajı biliyoruz. Onlar Erdoğan'dan kurtulmak istiyor ve kendilerine uygun bir aday arıyorlar. Biz de o adayın kim olduğunu biliyoruz gibi bir mesaj var. Şimdi Evet. Yani Erdoğan'dan kurtulmak istiyorlar, tırnak içinde söylüyorum. Yani bu tek bir şey olabilir mi? Yani hani siyasette bir tek iddia olabilir mi? Tek ortak noktada o tabii yani de. Şimdi bir de niye bu kadar rahatsızlar? Aslında altılı masanın en büyük problemi bir ortak aday çıkaramayacak olmalarıdır. Bakınız tekrar ediyorum, altılı masa ortak bir aday çıkaramayacak. Daha önce Davutoğlu da dedi çoklu aday olabilir. Bizzat kendisi söyledi Kılıçdaroğlu'nun evet iki de aday da olabilir. Hatta Babacan'ın geçen hafta yaptığı şeyde de ben bu işi en iyi ben yaparım. Daha sonra ana dil, Türk vatandaşlığı vesaire gündeme getirerek işte bir taraflara gerek tarikatlara, cemaatlere gerekse HDP'ye mesajlar gönderdi. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla HDP'nin son açıklaması aslında CHP adayını destekleyebilmek için takip edilen bir strateji ya da taktik, bana göre strateji çok o kadar uzun. Yani Babacan değil. HDP'ye de mi göz kırpıyor bu arada? Yani ya hani beni de es geçmeyin, ben de aslında. Nagihan Hanım orada Babacan vesaire demiş ama benim yine Ankara'dan aldığım başka duyumlar da var. Yine CHP içinden, muhafazakar kesimden de oy alacak bir aday üzerinde Kılıçdaroğlu'yla Meral Hanım'ın anlaştığı istikametinde şeyler de var. Şimdi bakın bunların CHP'den muhafazakar bir isim. Bunların hiçbirinin asla asları yok. Belki. İlan kesici dışında herkes, bir şey gelmez benim aklıma. Tabii ki. İlan Bey'e de selam olsun. Tabii ki. Şimdi bunların hepsi aslında devam ede gelen aday belirleme sürecinde herkes bir şey kapmaya çalışıyor. Bir köşe kapmaya çalışıyor. Yağma Hasan'ın böreğinden evet, pay. Yağma Hasan'ın böreği. Şimdi ortak aday çıkaramayacaklar. Neden? Çünkü İyi Parti bugüne kadar Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık hiç yakmadı. Bugün gerçi İyi Partili bir isimden yani Kılıçdaroğlu'na iyi aday olur gibi bir açıklama geldi ama yumuşuyorlar gibi geldi bana. Olabilir yani söyleyebilir ama İYİ Parti Grup Başkan Vekili Usta. Şimdi gerçek şu, bakın. Tam şöyle söylüyor. Kılıçdaroğlu adayım derse ben sıcak bakarım. Kemal Bey'in iyi bir aday olabileceğini düşünüyorum diyor. Evet. Şimdi bakın. Altılı Masa muhafazakar birini aday gösterse sol tabandan kaymalar olacaktır. %50+1 yakalamaları imkansızdır. Sol tabandan bir aday gösterseler bu sefer dört partinin tabanı aynı şekilde muhafazakar tabanı yine tamamıyla siyasette hep bildik laftır ya, iki kere iki her zaman dört etmez. Bazen beş eder, altı eder, bazen de iki eder, üç eder, bazen de sıfır eder. Şimdi dolayısıyla bunlar öyle bir ortak aday bulamıyorlar. Herkesi toparlayabilecek, yapabilecek. Bulmaları da mümkün görülmüyor. Şimdi ne yapıyorlar? Benim tahmin ettiğim, görebildiğim kadarıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı gayet net. Kemal Bey'in bu saatten sonra adaylıktan geri adım atması İbrahim Bey mümkün değil. Kemal Bey kesin aday. Altılı Masa kabul etmese de Kemal Bey aday şeyde, CHP'nin aday olarak çıkacak. Altılı Masa içinde işte Saadet gibi, Demokrat Parti gibi ona sıcak bakan var. Diğerleri belki biraz tartışmalı. Kemal Bey bir de bu HDP faktörü çok önemli. HDP desteği olmadan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı seçmesinin de imkansız olduğunu biliyorlar. Şimdi HDP PKK'nın siyasi uzantısı, bunun lamıcimi yok. PKK bölgede emperyalizmin Türkiye üzerine saldığı silahlı bir terör örgütü. Ve PKK ile HDP ile ilişki kuran kim olursa olsun ondan zarar görür. Ateştir, tutan eli yakar. En son yanan el AK Parti'nin eli oldu. Yerel seçimlerden önce PKK'dan ayrıldığı, PKK aleyhine konuştuğu halde Osman Öcalan TRT Kürdi'ye çıktı diye hala muhalefet AK Parti'yi itham ediyor, suçluyor. Şimdi düşünün, açıktan bir ittifak yapsalar PKK'yla ittifak yapmış olacaklar. Dolayısıyla şu anda takip ettikleri şey, dikkat edersek yine Kemal Bey bir seneden fazla bir zamandan beri birinci teki şahıs konuşarak ben yapacağım, ben edeceğim diyerek yaptı. Ve en son geldiği noktada öyle bir dönülmez noktaya geldi ki şu anda ilk defa oy kullanacak olan gençleri
seçim teker teker listelerden tespit etmişler. CHP gençlik kolları gidiyor, evin kapısını çalıyor. İbrahim Bey, bugün siz bu kez ilk kez oy kullanacaksınız. Genel başkanımızın size mektubu var. Yani kendisini... Ki bu güzel bir şey. Güzel bir şey, evet. Ama bu kendisini bağlıyor aynı tabii, zamanda. Tabii. Geri o anlamda söylüyorsun sen. Tabii. Siz, evet. Yoksa teşkilatçılık tabii. olarak güzel, güzel bir şey. Evet. Başkalarına da örnek olması lazım. Şimdi bu derece, yani daha ilk kez oy kullanacak insanlara bile aday olduğunu hı hı. ilan eden Kemal Bey'in adaylıktan vazgeçmesi mümkün değil. Ve bugüne kadar da, bugüne kadar da HDP'yi üzecek hiçbir adım atmamıştır. Hiçbir kelime telaffuz etmemiştir. Tam tersine hem HDP'yi hem PKK'yı memnun edecek kararlar almışlardır. İşte tezkereye red oyu peki. vermeleri gibi. Ya Diyarbakır'a gidip de bir siyasetçinin anneleri orada ziyaret etmemesi nedir Allah aşkına? Bunlar HDP'yi küstürmeme. Şimdi peki. HDP de bunun farkında. Açıktan daha önce ilan ettiler. Bizimle açıkça pazarlık falan dediler. Aslında gizli görüşmelerinin ben devam ettiğini, Ankara'da bu görüşmeler bütün partiler arasında olur. Gizli olur. Kimse bilmez fakat olur. Şimdi HDP'de benim anladığım kadarıyla takip ettiği taktik şu. Ortak bir aday, bütün sağdan soldan alacak aday çıkaramayacakları için birinci turda seçimi kazanamayacaklarını kesin olarak gördüler. İkinci turda muhalefetin en güçlü adayını yarıştırabilmek için bence HDP adayını ortaya çıkarıyor. Ve HDP ikinci tura, tabi buradaki hedef ikinci tura bırakmak. Bence birinci turda bitecektir seçim ama hedefleri anladığım kadarıyla ikinci tura bırakacaklar şeyi, seçimi bıraktıracaklar. Orada HDP hem Cumhur İttifakı'yla hem Millet İttifakı'yla pazarlık payı kendinde bulabilecek. Kaldı ki ben Cumhur İttifakı'yla değil, zaten Kemal Bey'e açık destek verdiklerini Kandil'in de yaptığı açıklamalardan evet. biliyoruz. Dolayısıyla ikinci turda yani hiçbir ittifak yokmuşçasına seçmenleri Kemal Bey'i desteklemiş olacak gibi bir taktik izliyorlar ki yani aslında seçilecek ve kazanacak tek bir aday var, bunu hala göremiyorlar. O da karar net, aday belli denilen yani Başkan Erdoğan. Evet. Peki şimdi CHP'lerin Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesini paylaşacağım. Özellikle bu konuyu hafta içinde yaşanan tartışmadan dolayı CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayrağının kaldırılması, Nurşivan Elçi'nin işte Rudav'a özellik işte ve işte benzeri açıklamalar, işte Kuzey Kürdistan anlamına gelen ifadeler kullanması üzerinden soracağım. Soru da şöyle olacak. Önce bir sesi hatırlayabilir miyiz arkadaşlar? İki kırmızı çizgimiz vardır. Vatanımız ve bayrağımız. Vatanlı ve bayrağını kim seviyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Şimdi açıklama aslında çok kısa ve net. Şimdi burada sorum şu olacak. HDP Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar ki bu işte siyasetinden mi memnun değil aday çıkarmak için, yoksa Kılıçdaroğlu'na ya biraz daha cesur ol, biz seninle beraber yürüyeceğiz diye bir mesaj vermeye çalışıyor. Aynı zamanda bu işte CHP'nin genel merkezinden bu bayrakların kaldırılması bir tek Cumhur İttifakı'ndakileri mi rahatsız etmeli? Yani onların mı meselesi bu mesele, yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi söylediği söz diye bana atılacak bir ifade değil. Ben açıkçası HDP'nin açık ve net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ortaya atması halinde destek vereceğini düşünüyorum. Az önceki sormuş olduğunuz bağlantılı sorularda da hem Yusuf Bey'e hem Resul Bey'e vermiş olduğu cevapları şu şekilde bu soruya getireyim ben. Ya bu benim tabii ki herhangi bir kaynağım veyahut bir bilgim dahilinde değil, ama parçaları birleştirdiğim zaman benim senaryom da şu şekilde şekilleniyor. İyi Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nu bir koz olarak sahaya sürüp masanın üstüne çıkartıp ciddi bir kamuoyu oluşturacağı sırada masanın altında zaten zeminde bulunan gizli ortağın HDP'nin masayı salladığı bir vaziyeti görüyoruz biz. İmamoğlu'nun düşmesi adına. Yani Meral Akşener'in İmamoğlu'na yaklaştığı bir kontekste
Aynı şekilde HDP'nin de İmamoğlu'nu bir aday olarak gösterebilmesi veyahut kabul edebilmesi zaten büyük bir soru işareti. Halihazırda anlaşabileceği, uzlaşabileceği, HDP siyasetinden pek de çok uzak olmayan figürleri, yani buradan Türkiye'nin mevcut yürütmüş olduğu politikalara Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarının ne şekilde muhalif olduğunu hem dış politikada, işte az önce programın başında söyledik, aslında Libya meselesine ne düşünüyorlar, Karabağ meselesinde ne düşünüyorlar, Suriye meselesinde ne düşünüyorlar, İHA SİHA meselesinde ne düşünüyorlar diye bunları böyle sıraladığımız zaman Türkiye'nin milli güvenlik unsurlarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kelli felli üst düzey bütün kurmayların milli stratejiye, milli mukavemete ve milli güvenliğe düşman olduğunu gösteren bariz açıklamalar mevcut. Bu HDP ile taban tabana örtüşen politikalar. PKK'nın siyasal ayağıyla taban tabana örtüşen politikalar. Bu noktada altılı masa içerisinden bir figürün daha CHP'ye yancı olabilmek adına bu özellikle de HDP'nin kapatma sürecindeki alacak olduğu seçim yardımına blokelenmesi hususunda iştah kabaran bir parti daha var. Bu da Deva Partisi. Olur da bu süreç içerisinde HDP'nin siyasi istikrarına bir zeval gelirse hem seçmenini alalım hem de altılı masa içerisinden gösterecek olduğumuz Cumhurbaşkanı adayına bir HDP desteği oluşturalım diyerek aslında bir de iç rekabet söz konusu bu durum içerisinde. Peki o zaman şunu sorayım. Nagihan Altın'ın o işte üst düzey yetkiliye dayandırdığı mesaja baktığımızda Babacan'ı da potaya koymuş o zaman HDP. Çünkü diyor ki Kılıçdaroğlu, Babacan ve İmamoğlu'na itiraz etmeyiz diyor. Ya, ama Mansur Yavaş ya da Akşener'in herhangi bir adayını asla kabul etmeyeceğiz diyor. Şimdi ben açıkçası Mansur Yavaş'ın Akşener'in adayı olduğunu zaten düşünmüyorum. Akşener'in adayının belli ve açık bir şekilde İmamoğlu olduğunu söyleyebilirim. İmamoğlu da bence bu mesajın içerisinde Sayın Alçın'ın kendi temennisi olmuş. Ben HDP kanadından bu şekilde bir İmamoğlu'na yaklaşma, CHP parti örgütlenmesi dışında haricinde figürsel olarak bir yakınlaşma olabileceğini düşünmüyorum. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör yapılanmalarından tutalım da pek çok CHP'nin içerisine yerleştirilen kripto teröristlerin HDP'nin CHP'nin parti içi örgütlenmesini kullanarak içeriye soktuğunu açık ve net görebiliriz. Yani İmamoğlu'nun bunlardan bence çok da bir haberi yok. Çünkü kendi belediyesine işe almış olduğu o kadar kişi terörle intisaplı çıkıyor ve bir kendisine sunulan raporları okumaktan bile aciz bir pozisyonda kendisi. Basın toplantısı önünde bir telaş ve panik hali söz konusu. Bu durumda şu gösteriyor ki siz orada şahsi bir figürsünüz, kendi siyasetinizi devam ettiriyorsunuz. Sizin masa içerisinden farklı bir ortağınız var. Bunun haricinde de parti örgütlenmesinin alt kademedeki kurmaylarla birlikte, sizin alt kademenizde kurmayla birlikte farklı bir ajandası ve belediye içi örgütlenmesi söz konusu. Bu ikilik çakışıyor bazı yerlerde. Şu noktada sizin söylediğiniz söze geleceğim. Evet, HDP örtülü bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini öne atmasına ve daha çok HDP politikalarıyla ortak zemin oluşturabilecek bir siyaseti ortaya koymasını bence destekliyor. Benim şahsi görüşüm bu. Yani Özgür Özel'in zaman bugün yaptığı açıklama da mesajı aldık açıklaması da aslında yani bir şekilde ilişkinin halen süreceği anlamında okunabilir. Peki burada şunu sorayım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener son kertede İmamoğlu olmayınca Kılıçdaroğlu'nun adayına destek verip ya biz elimizden geldiğince İmamoğlu'nu aday yapmaya çalıştık ama Kılıçdaroğlu aday oldu diye bir strateji geliştirip İmamoğlu'nun oylarını İyi Parti'ye transfer etme gibi bir yaklaşım olabilir mi? Çünkü bugün yaptığı açıklamada en son birinci parti çıkacağız biz net olarak diye söylüyordu. Birinci parti çıkması için de bir yerlerden bir oy alması gerekiyor. Yani hayaller güzeldir. Tabii yaşanılabilir bunlarla. İnsanın kendi tercihidir. Siz şimdi şöyle söylediniz İbrahim Bey. Erhan Usta'nın bir açıklamasından bahsetmiştiniz az önce. Siz mecliste grubu CHP vekilleriyle kuruyorsunuz. Barajı CHP oyları sayesinde geçiyorsunuz. Tek bir belediyeniz yok. Bütün belediye kurmaylar, belediyelere yerleştireceğiniz, Millet İttifakı belediyelerine yerleştireceğiniz, bütün İyi Partili kurmaylar CHP oluruyla yerleşiyor. Aldığınız örtülü veyahut açık yardımlar CHP belediyelerinden veyahut kurumlarından geliyor. Siz eli kolu zaten kaptırmışsınız. Son kertede ne kadar siz buna itiraz edebilirsiniz ki? Yani ben İyi Parti'nin bir tavır ortaya koyup da
eğer Ekrem İmamoğlu olmuyorsa veya o olmuyorsa, bu olmuyorsa, Kılıçdaroğlu hiç olması veya ben masadan dışarıya çıkabilirim diyebilecek bir lüksü olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Yok, ben şunu açıdan sordum onu. Şimdi Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığını varsayarsak, İyi Parti kendi zeminini en azından biraz CHP'den oy transfer ederek zemini güçlendirmeye çalışıyor olabilir mi İmamoğlu hatayla diye? Çünkü son dönemde İmamoğlu'nun da bu gidişte hani İyi Parti'ye geçebileceği yönde değerlendirmeler de yapılıyor. O yüzden sordum aslında. Şimdi şöyle, zaten bu son meclis aritmetiğinin oluştuğu ilk günden beri İyi Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı'na da geçebileceği çok ciddi söyleniyordu. Ki kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli yapmış olduğu açıklamalarla, çağrılarla birkaç defa da bunu yenilediler seçim dönemi bittikten sonra. Fakat özellikle yerel seçimlerdeki İyi Parti'nin maddi ve eleman bağlantıları, CHP'li belediyelere intisapları bu durumu daha da zorlaştırdı. Bu Meral Akşener için zor bir liderlik kararı olacak. Koparıp eğer bir tarafa kendi eksenini oluşturabilmek mi? Yoksa HDP ile terörle intisaplı bir örgütlenmenin içerisinde, bir masanın içerisinde, anayasanın ilk dört maddesinin tartışıldığı bir yapı içerisinde kalmak mı? Kendi seçimi olacak ve seçmen de buna göre karar verecek zaten. Peki Sayın Albar da sizden de bir değerlendirme alayım. Özellikle Bakan Soylu'nun 15 ay önce yaptığı uyarı, HDP terör örgütü PKK'dan gönderilen bir belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımlar atacağını, siyasi nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Ve işte Nedim Şener'in de HDP aslında PKK'ya uygun aday arıyor açıklaması ve açıkçası bir perspektif var. PKK perspektifi yazısı üzerinden. Şimdi Osman, hızlı bir şekilde bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Rudava yapmış olduğu açıklamalar esnasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde bir ilk olarak Türk bayraklarının dahi kaldırıldığı bir konuşma. Vallahi hiç yelkayadan hiçbir şey aparmadı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren arkadaşlarımla yapmış olduğum sohbetlerde sorduğumda bu konuyla ilgili hiç mi rahatsızlığınız yok? İşte AK Parti'nin zamanında da Megri Megri şarkısı söylendi falan. Tamam, ona zaten karşı çıkıyorduk. Şimdi bir bire mi getirmek istiyorsunuz durumu şeklinde tevcih ettiğim suallere cevap dahi alamadım. Bir kafa konforu var. Bunun da şeyi şu. Valla Erdoğan gitsin de Edirne Bulgar'a kalsın. Yani ben de tamam bir şey söyleyeyim o zaman. Şimdi size de soracağım. Bu çok tamam, sor. Şimdi mesela sorunun içinde cevabım olmasın. Benzer tartışmalar bizim de başımıza geliyor. Ben hatta şöyle diyorum. Ya bakın, hani özellikle AK Partilerle tartıştığımızda, ya diyorum, CHP'de bir %25 kitle var. Ne olursa olsun arkasında duruyor. Tabii. HDP'de %10 bir kitle var. Yani Diyarbakır yansa yıkılsa ortadan kanalizasyon aksı duruyor. Ama diyorum, bu AK Parti'de bir kitle var. Şu çıkmazsa, bu olmazsa, Erdoğan bunu yapmazsa, tamam, bunu vermezsen, buraya gelmezse, bu da gitmezse. Ama Sözcü gazetesi ne diye manşet ediyor? Beyninizi alın da gidin sandığa diyor, değil mi? Kimi kastettiğini de biliyoruz. Ya da koyun diyerekten dalga geçtikleri, bidon kafalı dedikleri, kıllı adam dedikleri, göbeğini kaşıyan dedikleri de sorgulayanlar oluyor. Öyle maalesef. Şimdi dolayısıyla bununla ilgili hemen Faik Öztürk bir açıklama yaptı. Çünkü bu kamuoyunda çok fazla sosyal medyada konuşulunca söz konusu açıklamaların, yani danışmanın yaptığı, partiyi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bağlamaz dedi. Cumhuriyet gazetesine de onu servis etmek düştü. Peki o zaman soralım Faik Öztürk'a. Eğer danışmanın fikirleri Kemal Bey'i hiçbir şekilde bağlamıyorsa, Kemal Bey ne danışıyor? Niye danışıyor? Neden danışıyor? Bağlamıyorsa bu bir. İki, şimdi danışman diyelim ki Kemal Bey'in fikriyatını yansıtmıyor. Kemal Bey'in fikriyatı ayrı. Kemal Bey o danışmana rahmet okutacak sözler söylüyor. Danışman ne ki? Herkes danışmanı konuşuyor. Kemal Bey diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında, İktidara gelirsek, geldiğimizde Avrupa yerel yönetimler özellik şartını getireceğiz diyor. Şimdi bak, ben bunu temcit pilavı gibi ısıtıp koyuyorum. Niye? Avrupa yerel yönetimler özellik şartını Avrupa'da Fransa gibi, İngiltere gibi, o zaman Avrupa Birliği üyesiyken onlar bile şart düşmüş adamlar. İşte yok İRA'dan dolayı falan, yani o terör örgütleriyle ilgili sıkıntılardan dolayı. Size ne oluyor ki Avrupa Birliği'nin üyesi bile değilsiniz? Avrupa Birliği'nin yerel yönetimler özellik şartını getiriyorsunuz. Şimdi bizi izleyenler bana şunu sorabilir. Ya nedir ki bu Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartı? Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartını şerhsiz şursuz getirecekseniz, o zaman diyeceksiniz ki Diyarbakır'ın, Hakkari'nin kendi meclisleri olacak. Kendi güvenlik birimleri olacak. Kendi istihbarat birimleri olacak. Kendi Türk bayrağının yanında eyalet bayrakları olacak.
Yani Avrupa yerel yönetimler özellik şartı demek bu demek. Şimdi dolayısıyla herkes diyor ki... Yani Türkiye'yi bölmenin kibarcası mı? Açın okuyun Avrupa yerel yönetimler özellik şartını. İspanya neden şart düşmüş? Fransa neden şart düşmüş? İngiltere neden şart düşmüş? Onlar Avrupa Birliği üyesiyken, şart düşerken Kemal Bey kuvacıyım diye çıktığınız her yerde afra tafra yapıyorsunuz. Size mi kalmış Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartını kabul ederek işte... Kütahya'nın ayrı bayrağı, Hakkari'nin ayrı bayrağı olacak şekilde işte güvenlik dahil olmak üzere gelirlerini kendi içlerinde iste. Yani bu şu demek, PKK'nın şehir yapılanması vardı. Çukur teröründe 700 şehit verdik biliyorsunuz. O Çukur teröründeki şehir yapılanması adı altındaki terör örgütlerine üniforma giydireceksiniz. Diyeceksiniz ki bunlar bu şehrin özel güvenlik şeyi. PKK asayişi. Tabii ki asayişi. Suriye'de de zaten bir projesi var. Esad'la anlaşılacak. Türk askeri geri çekilecek tezkereye hayır denince. Oldu mu sana sınır boylarında da YPG? Sınırın güneyinde YPG, kuzeyinde PKK. Şimdi ben korku mu pompalıyorum? Açsınlar baksınlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartını getireceğiz lafı orada duruyor. Bu bir. İki, peki sınıra YPG'nin gelmesiyle ilgili hususta şey mi yapıyorum? Hayır, onda da diyor ki tezkereye hayır diyeceğiz. Siz tezkereye hayır derseniz ne olur? Suriye'de asker bulunduramazsın. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bulunduramazsın. Peki Afrin'den çekilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerine Allah aşkına Marslılar mı dolduracak? Bekliyor zaten adam orada Tel Rifat bölgesinde dahil olmak üzere. Dolayısıyla hiç böyle lafı sağından solundan eğip bükmeye gerek yok. Kemal Bey'in açıklamaları zaten yeteri kadar danışmanının açıklamalarına rahmet okutturacak cinsten. Gelelim şeye. Selahattin Demirtaş'la ilgili yine bir soru sormuştun. Bir de Babacan ile ilgili. Sayın Babacan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasından Türk kelimesinin kaldırılması ile ilgili falan öneriler veriyor. Evet, falan. Türk milleti olmasın tanımsız onun olsun. Onun sebebi şu. Şimdi bunlar partileri kurduklarında zannettiler ki biri %25'lere gelecek, öbürkü %15'lere alacak falan. AK Parti diye bir şey kalmayacak. Günün sonunda Davutoğlu'nun partisi anketlerde bir ağırlık teşkil etmediği için çoğunda ismi yok. Var olanlarda da %0 nokta diye ifade edilen rakamlarda. Babacan da %1'i 2'yi geçemediği sürekli birçok farklı anketin ortalaması aldığınızda görüyorsunuz. O zaman geriye konforlu bir şekilde oy alabilmenin yegane yolu HDP tabanına Türklük üzerinden, Kürtlük üzerinden selam çakmak üzerine ortaya koyulmuş cümleler. Bu tabii ki HDP tarafından bir şekilde alıcı bulmuş olmalı ki Nagihan Alçı'nın eğer kaynağı doğru, Nagihan Hanım'ın da haberi doğruysa ki doğru olduğuna itimat etmek durumundayız. O zaman Babacan, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde destek verilmesinin sebebi hikmeti bu. Kemal Bey Avrupa yerel yönetimler özellik şartı diyor. Babacan anayasadan Türk kelimesini dahil olmak üzere çıkartıyor. Ekrem İmamoğlu'nun da hafıza odası Eren Bülbül'ün Trabzon'da bir bayrağa takılmış, bir direğe takılmış bayrağın olduğu yer değil, Diyarbakır'da ziyaret etmiş olduğu hafıza odası vardı. O hafıza odasındaki resimleri sergilenilen PKK'lıları ziyaret etti. O da oradan alacağını aldı. Ki Sayın Hocam belediye ile ilgili hususları zaten gündeme getirdi. Çapa yapıyor diye bir şekilde idare ettiriliyor durum. Peki. Yani şunu unutmamasınlar sevgili İbrahim. Mardin Belediye Başkanı ile Diyarbakır Belediye Başkanı sigaya çeken adam belediyede çöpçüydü. Evet, tamam. Sorgulayan. Peki kısacık bir ara rica edelim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Birazdan kongre binasında baskın ve 2023 müjdeler yılı oluyor başlığında konuşacağız. Masada ne var devam ediyor efendim. İkinci bölümümüzde başlığımız kongre binasına baskın olacak. Brezilya karıştı, halen de gerilim devam ediyor ve bu süreçte neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Hatırlayacaksanız geçtiğimiz haftada Venezuela'dan çıkarılacak dersler üzerinden bir şekilde Batı'nın ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeleri dizayn etme çabalarına dikkat çekmeye çalışmıştık. Sayın Alabardan'ın da bugün çalıştığı yerden çıktı konu. Gerçi Alabardan'ın çalışmadığı bir konu var mı? Daha ne tarz bir konusu ama Brezilya kongre baskınıyla başlayalım.
soralım Sayın Alabar'da. Ne oluyor? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan daha az önce ulusal sessizlik konuşmasında konuya dikkat çekti ve hani bu tür şiddet olaylarını kınıyorum. Lula'nın işte demokrasiye sahip çıkma mücadelesini destekliyorum meğerinde ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan da yine benzer bir ifade vardı. Buradan başlayalım. Şimdi bazıları da Lula'nın başına gelenleri Türkiye'deki bu polis yargı darbe süreçlerine 17-25 Aralık ve benzeri süreçlere de benzetiyor. Siz konuya dersi çalıştınız. Evet. Biraz bizi aydınlatın. Evet. Tabii biz Brezilya'dan çok şeyi merak ediyoruz. Bu tür meselelerden tabii. Bizim vatandaşlar tabii, neye tabii. Dikkat etmeli, nasıl işlerin yürütmeli. En önemli kısmı orası zaten. Evet, yoksa Brezilya'nın iç siyasetini tabii. Biz ama şöyle bir şey, yani bizim iç siyasetle olan benzerliğini ortaya koymak neden önemli? Şundan dolayı, yani burada 24 TV ekranında ben çok şey yapmadım ama birçok zamanlarda farklı kanallarda da rast geldiğim bir şey. Ya mümkünse ben dış siyaseti konuşsam, iç siyaset konusunda bana sormasanız falan. Bu şey, yani dış siyaseti acaba iç siyaset konuşmadan nasıl şey yapıyorsunuz? Mesela Suriye siyaseti konuşacaksınız. Tezkereye hayır diyeceğini alenen ilan eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ve siz Suriye konusunu konuşuyorsunuz. Yani bu ne kadar mümkün? Dolayısıyla bu steril alanda konfor içerisinde değerlendirme yapmak. Biz öyle bir şeyden uzak tutuyoruz kendimizi. Ya onların bir kısmı şey, şimdi Sayın Alabar'da net söyleyelim işte. Ya rüzgar dönerdi yarın, hani olur Cumhur İttifakı gider de işte Millet İttifakı gelirse bizi ya. Çok zora sokmasınlar bu işlerde falan yorumları yani. Rızkımı bizim veren hüdadır. Kula minnet eylemem İbrahim. Yok yani Allah'a şükür yani aynen. Rızkımı veren hüdadır. Kula minnet eylemem diyor ya. Neyse aynen. Şimdi şuradan şey yapalım. Lula'ya aslında uluslararası karar vericiler ona karar verecek diyen bir Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Evet. Hatay'la Brezilya'yı yan yana nereden getirdin Alabar'da? Ne diyordu orada? Şimdi adayın kim olacağına uluslararası karar vericiler. İşte o uluslararası karar vericiler Lula'yla ilgili tekrardan müdahil olmaya karar verdiler. Yargı, polis, ordu, iş adamları, uluslararası medya ve fonlar da dahil olmak üzere Macaristan'da ne ortaya koyulduysa, Türkiye'de ne ortaya koyulduysa Brezilya'da da ortaya koyulan odur. Çünkü emperyalizm ya da düzenin kurduktan sonra sahipleniciliğini yapan güçler asla ve asla kolaylıkla vazgeçmezler. Şöyle diyen naifler var. Vay 15 Temmuz bir daha, yani artık askeri darbeler dönemi sona erdi. İşte jüristokrasi, yargının vesayeti falan sona erdi falan gibi. Bu türden hususlar hiç kuşkusuz tamamen lafı güzaftan ibaret. Çünkü emperyalizm kolayca şey yapmaz. Şimdi neden Lula hedefte? Lula hatırlarsanız Cumhurbaşkanı seçildiğinde Pablo Neruda'nın güzel bir şiiriyle şey yapmıştı. Çiçekleri kopartabilirsiniz fakat baharın gelişini erteleyemezsiniz. Yani eğer olacağı varsa bir iş olur anlamına gelen önemli bir şey bu. 2016 yılında bir yargı vesayetiyle Lula seçime girme hakkı elinden alındı ve 2018'de 580 gün Pınarhisar cezaevine yatırıldı. Benzerlik olsun diye söylüyorum. Ve seçimlere girme hakkı elinden alındı. Tıpkı milletvekilliği yapılma hakkı elinden alınan Tayyip Erdoğan gibi. Daha sonrasında da bu 580 gün cezayı veren yargıç Brezilya'da yüksek mahkemenin başına getirildi. Yani bunu da bir bizden örnekle açıklamak gerekirse Zekeriya Öz'ün yaptıkları karşılığında Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanı olması ya da Adalet Bakanı olması gibi ya bir noktaya. Tabii birebir aynı. Birebir aynı. Şimdi bunun dışında mesela Şili aynı şekilde, ya da bizim coğrafyadan hemen bir örnek vereyim. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bir oldu bittiğiyle görevini bırakması, ki Pakistan bu konulara çok teşne bir ülkedir, bir yargı kararı sonucunda gerçekleştirildi. Peki Lula ne yaptı da bunları rahatsız etti? Hani Türkiye'yi anlatıyoruz, evet. Erdoğan'ın ne yaptığını. Bakın buradaki benzerliklere hemen yine şey yap. Amazonları yağmalayan uluslararası şirketleri bir şekilde ekarte etti ve istedikleri gibi at koşturmasına son verdi. Amazon ormanları dediğimiz yeri hiçbir şekilde küçümsememek lazım. Oradaki madenler, orman ürünleri de dahil olmak üzere dünya çapında bir miras ama aynı zamanda da gezegenin korunması açısından da son derece önemli. Şimdi nasıl Dağlık Karabağ bölgesindeki madenleri yağmalayan Kanada firmaları Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu muzafferiyete koşarken Veszkem kameralarının Bayraktar firmasına satışına ambargo koyduysa
Bu firmalarda ki içinde dünyanın en büyük petrol firmaları falan da vardır. Lula'ya bir kere küresel anlamda diş bileme süreçlerini başlattılar. IMF ile Brezilya ilişkisini olabildiğince sınırladı. 2008 yılında Türkiye'nin IMF ile olan ilişkisini sonlandırmasına benzer. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin rahmetli Bülent Ecevit'in söylemiş olduğu bir şey vardı. Siz ortak biz pazar diye. Brezilya açısından da Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın ortak olduğu, Brezilya'nın da pazar olduğu bir pazar vardı. O pazarı deaktive etti ve Güney Amerika ortak pazarını kurdu. Kimle birlikte? Geçtiğimiz hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler yağdıran Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun da desteğini almış olduğu bir takım Güney Amerika ülkeleriyle Kuzey Amerika'yı dışlayacak şekilde bir Güney Amerika ortak pazarı kurdu. Bu sana neyi hatırlatmalı? Schengen süreci, düzeltiyorum, Şangay İşbirliği sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada yapmış olduğu konuşmada ne kadar bu konuya meyal olduğu, Türkistan'dan gelecek Türkmenistan ve Kazakistan doğalgazının Trans Hazar yoluyla ülkeye gelmesi, Orta Kuşak gibi projeler. Aynı şeyler rahatsız ediyor. Afrika'da inanılmaz elçilikler açtı. Bak şu tesadüfe ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de siyasi tarihinin en yoğun Afrika diplomasisini yürütüyor. Bunu Türk Hava Yolları'yla, TİKA'yla, efendime söyleyeyim, güçlendiriyor. Şimdi bunun dışında BRICS diye bir stratejik ekonomik birlik daha kurdu. Bunun içinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika var. Rusya'nın bugün batı nezdinde, Çin'in bugün batı nezdinde nasıl kuşatılması gereken bir ülke olduğunu biliyorsun. Bunun içine de Brezilya'yı kattığında nasıl fincancık hatırlarını ürküttüğünü çok rahat görürsün. Ve dedi ki Birleşmiş Milletler'in yapısı bu haliyle kabul edilemez. Brezilya dünyanın en geniş coğrafyasına sahip ülkelerinden biridir. Almanya gibi, Hindistan gibi, Brezilya gibi ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'nde yer alması gerekir dedi. Dünya beşten büyüktür dedi. Bu kadar birbirine benziyor. Şimdi böyle olunca da Lula'yı kendi içerisinde Türkiye'deki düzen neyse aynı şekilde kuşattılar. Yargı, polis, ordu, iş adamları, uluslararası medya ve fonlar sayesinde. Macaristan'da da uygulandı bu aynısı. Evet, Türkiye karşı. Neden? Orada geliyoruz Hokkabaz'a. Benim Türkiye Gazetesi'ndeki yazılarımda bir kahramanım vardır. Kahramanım yani adı üstünde karakter, yazı karakteri anlamında yazı kahramanım. Karakter. Bu Hokkabaz'dır ve Hokkabaz'ın çantasında aslında tavşandan başka bir şey yoktur ama tavşanları da renklere boyamıştır. Her seferinde farklı bir renk çıkartır. Bazen turuncu oluyor. Yani bazen mor olur, bazen ak olur, bazen kara olur falan. Aslında uluslararası düzeni idare eden bu Hokkabaz'ın elinde de çok fazla argüman yok. Müdahaleciliğin sınırları bellidir. Ya yargıyla müdahale edersin, ya polisle, ya orduyla, ya iş adamlarıyla, ya fonlarla, ya Soros'la, efendime söyleyeyim, ya da uluslararası medya gibi kurumlarla müdahil olursun. Türkiye'de belki ne oynanıyorsa, Brezilya'da, Şili'de, Pakistan'da oynanan da odur. Şimdi son bir cümle söylüyorum, o da şu. Lula seçildikten sonra sol bir partinin geleneğinden geldiği için Türkiye'deki Guaido'cu ama kendisini sol diye niteleyen, ayağında son model ayakkabı, cebindeki, elindeki cep telefonu 60 bin lira olan lümpen solcular var Türkiye'de. Bunlar hemen dediler ki bak Lula seçildi falan. Lula'ya darbe girişimi yapılıyor. Aynı örnek aldıkları liderleri gibi Lula'ya yapılan darbeye dair tek kelam etmiyorlar. Ellerine fincanları almışlar. Belediye başkanının odada pancurları kapatmışlar. İzliyorlar Lula'ya ne yapılacağını. Peki, çok iyi bir tespitti. Sayın Tosun, buradan devam edelim. Şimdi Lula 50,9 aldığı için seçimdeki yeterli olmadığı iddiasında Bolsonaro taraftarlar ve işte kongreye basıyorlar, ortalığı karıştırıyorlar. Bir anlamda OHAL ilan edildi ülkede. Şimdi benim aklıma direkt bizim yaklaşan seçimler geldi. Çünkü zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu da işte seçim güvenliği, Türkiye'de seçim güvenliği yok, işte Avrupa'ya gidiyordu, bunları şikayet ediyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde Aytun Çıray işte Türkiye'de işte mal ve can emniyetini Erdoğan'ın sağlayabileceğine inanıyor musunuz gibi ifadeler kullanmıştı. Açıkçası hani dersler meselesinde bir de şapkadan hep aynı tavşan çıkıyor ya. Ben endişelendim. Mesela seçimde atıyorum şimdi 50+1 yeter diyoruz ama 50,09, 50,05 aldı diyelim Cumhur İttifakı. Sokaklar bu şekilde olur mu? Bunu yaparlarsa Türkiye'de ne elde etme amacında olurlar? Ben yapacaklarını tahmin etmiyorum. Türkiye Brezilya değil ve Türkiye'de özellikle 15 Temmuz kalkışmasından sonra Türk milletinin bu tür eylemlere karşı artık bağışıklık kazandığını ve gereken tepkiyi ben o zaman verdiği gibi yine vereceği kanaatindeyim. Çünkü zaten
Yani ilk Cumhurbaşkanlığı seçimini de hala tartışıyor. Yok mühürsüz oylarla falan seçildi diye yeri geldikçe onu da tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bir defa bizdeki muhalefet anlayışı, maalesef biz Türkiye'nin en büyük şanssızlığı, bizdeki muhalefetin demokratik bir muhalefet yapmak yerine, yani siyasi rekabet yapmak yerine, millete hizmetin kalitesini artıracak muhalefet yapmak yerine, tam tersine iktidara kelimenin tam anlamıyla düşmanlık yapıyorlar. Bakın, tekrar ediyorum, yani muhalefeti adavete, yani düşmanlığa çevirmiş durumdalar. Kullandıkları kelimelere baktığınızda ve bugüne kadar, yani ben hemen yeri geldikçe gelince her programda söylüyorum. Muhalefet, ana muhalefet lideri bugüne kadar Başkan Erdoğan'a bir defa Cumhurbaşkanı dememiştir. Ya zorba eklemiştir, ya diktatör eklemiştir, ya bir takım hakaret almış. Bir defa bu nedir biliyor musun? CHP'nin bir Bu CHP ve aynı zihniyette olan kesimin bakış açısı, kendilerinden olmayan yönetim %52 değil, %60 da olsa meşru değildir. Çünkü bunlar kendilerini milletin üzerinde gören, millete adam etmeye kendilerini programlamışlar. Ve millet onlara göre ikinci, üçüncü sınıf insanlar, devletin sahibi de onlar, efendim hükümetin sahibi de onlar, Türkiye'nin sahibi onlar. Arada bir de Cumhuriyeti kuran parti diyerek kendilerine zemin hazırlarlar ki Cumhuriyeti bozan partidir aslında. Cumhuriyetin fabrika ayarlarını 25 yıl içerisinde bozmuş ve milletten koparmıştır. Geldiğimiz noktada... Sağ iktidarlarla millet ile devlet barıştırılmış ve en son 20 yıllık AK Parti iktidarında millet-devlet kaynaşması zirveye ulaşmıştır. O sebepledir ki Cumhurbaşkanı çağırdığı zaman 15 Temmuz'da millet canını dişine takarak sokaklara inebilmiştir. Dolayısıyla muhalefetin kendinden başka diğer siyasi oluşumları meşru görmemesi, küçümsemesi, tahkir etmesi, bu bir siyaset değildir. Bu bir muhalefet değildir. Biz muhalefetten hala programın başında da söyledik. Ya Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili ne öneriniz var? Onu getirin de onu tartışalım diyoruz. Ve hala tek adam diyerek, sadece Başkan Erdoğan düşmanlığı yaparak muhalefet yapıyorlar. Yok saray efendim diktası, yok yargıya müdahale etti, benzeri şeylerde maalesef muhalefet bence siyasi bir muhalefet yapmıyor. Dolayısıyla anayasa ne diyor? %50+1. Sadece bir oy farkıyla bile kazansa o demokratiktir. Bu işin kuralı, anayasa şeyi budur. Herhangi birileri yani şiddete başvurmaya kalkışırlarsa hem bu ülkenin güvenlik güçleri var hem de milletin sabrını ben taşırmayacakları kanaatindeyim. Taşırırlarsa olmaz, milletin evet şey. Vereceği cevap kötü olur. Öyle bir şeyi istemeyiz. Fakat şimdi yani HDP ile masa altında görüşen ve bence şu andaki aday belirleme süreci de aslında HDP'nin CHP'yi destekleme formülüdür. Açıktan destekleyemediği için adayı göstererek ikinci tura bıraktırıp ittifaksız desteklediğe getirmektir. Şimdi terör örgütünün siyasi uzantısıyla bu şekilde kucak kucağa olmak, iç içe olmak, kol kola olmak, Allah korusun benzer şeyleri getirebilir. Ancak şunu da tekrar altını çizerek söylemek gerekir ki son 6 yıldır yani 2015'ten bu yana terörle mücadelede Türkiye bence son 50 yılın en başarılı dönemini yaşamıştır. Bugün ben baktım evet. Sorun Türkiye'nin sorun sıralamasında 6. sıraya düşmüş. Normalleşiyor toplum. Yani terörle mücadele, yani terör konusu ekonomi birinci sırada. Ekonomi işte teröristlerin egemen olduğu, hakim olduğu, hüküm ferma olduğu dağlarda şimdi millet piknik yapıyor. Bir de petrol çıkıyor. Petrol çıkıyor. Millet oralarda bir takım sportif faaliyetler uyguluyor. Dolayısıyla bugün daha vardı 92'de terk eden ezidiler Lice'ye geri dönüyorlarmış. Evet. Dile pardon. Ülke içinde zaten terör eylemleri, teröristler tamamen bitirildi ki İçişleri Bakanı 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda sıfırlayacağız diyor sayılarını. İnşallah. Yani artık terör kendisini terörist gösteremiyor. Dolayısıyla CHP
teröristlerden de bu denli destek alacağını ben tahmin etmiyorum. Bununla birlikte CHP içinde de yine aksakallılar, en azından ülkenin, milletin menfaatini, çıkarını düşünen elbette ki makul insanlar da var. Her ne kadar bir kısmı tasfiye edilmiş olsa da şu anda CHP içinde de bence hakikaten gerçeği itiraf edecek ve makul davranacak çok sayıda da siyasetçinin bulunduğunu görüyorum. Dolayısıyla 50 artı 1 oy anayasal olarak, yasal olarak demokratik bir kazanımdır. Ona karşı sokakları tahrik eylemlerinin ben Türkiye'de başarılı olamayacağını, hatta ona teşebbüs bile edemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü biz bu konuda şerbetliyiz. 1999 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi birinci çıkmıştı. Saadet o zaman işte 28 Şubat şeyi falan. Ve ilk defa böyle bir başarı elde edildiği için bütün ülke ocakları Türkiye'de araçlarla konvoylar sokaklara çıkmışlardı. O zaman gece saat daha 11-12 olmadan Devlet Bey bir talimat yayınladı. Anında herkes çekildi. Şimdi dolayısıyla Türkiye artık hocam 15 Temmuz'da Bahçeli'nin açıklamaları da tabii etkili oldu. Türkiye artık kendi insanına da hakim. Sokağa çıkanı da çekmeyi bilir. Ama sokağa çıkana da 15 Temmuz'da olduğu gibi haddini bildirecek bir güçtedir. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Fakat CHP zihniyeti eski arkeik zihniyetini hala devam ettiriyor. Peki. Şunun farkında değiller. Eskiden onların hükümet olarak iktidarda olmasalar da zihniyet olarak bürokraside, orduda, yargıda hakimdiler. Vesayet sistemi onlara var. Şu anda Türkiye Başkan Erdoğan'ın ve başkanlık sisteminin bu ülkeye en önemli kazanımı vesayet sistemini ortadan peki kaldırmış olması. Peki. Sayın İnarcığım, şimdi Lula Bolsonaro atışması üzerinden gidiyoruz ama ya da çekişmesi üzerinden gidiyoruz ama şimdi geçen hafta Venezuela'da konuşmuştuk Maduro örneğinde. Sayın Alabar'da Pakistan'daki örneği de verdi aslına bakarsanız. Burada tabii mesela ne Şahbaz Şerif'i eleştiriyoruz ne işte İmran Han'ı destekliyoruz. Burada bizim millete anlatmaya çalıştığımız idare edenle yönetim arasındaki fark aslında. Bu anlamda uluslararası karar vericiler neye göre bu işte oyunları sahneleme ihtiyacı hissediyorlar? Kimlerle iyi geçiniyorlar, kimlerle geçinemiyorlar? Mesela Erdoğan yıllardır niye hedef oluyor sorusuyla bir perspektif açmanızı rica etsem neler söylersiniz? Şimdi Yusuf Hocam'ın konuşmasında yer edinen önemli vurguladığı BRICS ülkeleri, yeni yükselen güçler ve dünyada yeni bir küresel yönetim anlayışı aslında bu meselenin tam temel merkezinde yer almakta. Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür diye bir sloganla ifade ettiği, aslında pek çok farklı ülkeden de buna destek gelen 21. yüzyılda dönüşen küresel sistemi çok iyi anlatan bir olgu ve çatışma. Düşen güçler ve yükselen güçlerin arasında sıkışmış olan bir küresel düzenden bahsediyoruz. Bu düzen içerisinde ekonomi politik anlamda iyi hamlelere başvurabilen devletler önce bölgesel anlamda bir denge unsuru, daha sonra bölgesel anlamda güç ve daha sonra da küresel anlamda bir denge unsuru ve küresel anlamda bir güç olma yolunda dört aşamalı adımları izliyorlar. Ve bu adımları izleyen devletlerin sayısı artıp dünya çok kutuplu bir yapıya, Amerikan hegemonyasından kurtulup çok kutuplu bir yapıya evrilmeye başladığından itibaren, özellikle 2010'lardan sonraki süreç içerisinde işte Avrupa Birliği'nin içerisindeki fikir ayrılıkları, kopmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin federal devlet yapısı içerisindeki Pentagon, Beyaz Saray, Dışişleri ayrımı, aynı zamanda Senato ve Temsilciler Meclisi'nin farklı karar mekanizmaları oluşturması, vatandaşa binen, Amerikan vatandaşına binen yüksek vergi yükü, dünyadaki başka güçlerin de Amerika'nın nüfuz ettiği alanlara daha rahat girebilmesini ve Amerika'nın uluslararası sistemdeki baskısını mecburiyetle kaydırmak zorunda kaldığını bizlere gösterdi. İşte buna Rusya'yı rahatlıkla örnek verebiliriz. Bununla rahatlıkla Çin'i örnek verebiliriz. Hali hazırda yine Amerika'nın güdümünde ve Amerikan ittifakı içerisinde yer almış olsalar da işte Japonya'yı ve Almanya'yı da örnek gösterebiliriz. Bu tarz konularda savunma sanayi harcamalarında veyahut bölgesel aktör olma konusunda. Bunun içerisinde yine bir NATO
ittifakı üyesi olan ülkemizi Batı'dan bağımsız, Amerika'dan bağımsız karar almasıyla ve bölgede hem kendi milli güvenlik sattığını tesis ederek daha sonra da bölgeler arası meselelerde hem arabuluculukla birlikte hem yumuşak güç hem de güvenlik savunma sanayi ihracatıyla birlikte yumuşak güç ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Bu Brezilya örneğinde de geçerli. Yani dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeye aday bir ülkeden bahsediyoruz. Nüfus ve yapısı olarak ciddi bir gücü elinde bulunduruyor. Aynı zamanda yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle birlikte ciddi potansiyel bir güç Latin Amerika içerisinde. Bu Latin Amerika meselesini biz Amerika'nın bir arka bahçesi olarak değerlendiriyoruz hep ama evet. 2013 yılında Çin'in aslında Asya'dan Avrupa'ya ve Afrika'ya kurmuş olduğu kuşak ve yol projesinin bugün itibariyle Latin Amerika'ya da sirayet ettiğini biliyoruz. Herhangi bir Venezuela'da gösteriler olduğu zaman Rusya'nın olayın içerisinde direkt müdahil olduğunu biliyoruz. Latin Amerika'da artık küresel oyun sahnesinin ciddi bir şekilde merkezinde yer alan bir bölge, lokasyon ve eskisi kadar Amerika'nın arka bahçesi değil. Pek tabii ki Amerika'ya yakın bir liderden sonra daha özgürlükçü, daha kendi bağımsızlık temellerine daha sıkı sıkıya bağlı bir lider geldiği zaman ülke içerisindeki farklı dinamiklerin harekete geçmeye başladığını rahatlıkla görüyoruz. Biz aynı şekilde artık devrik liderin Amerika'ya kaçmış olan eski cumhurbaşkanının da iyi bir evanjelik olduğunu aynı zamanda küresel din politiği, teopolitikle birlikte de o işte küresel nizama yön verenlerin belli ölçekte özellikle İsrail meselesinde Kudüs'ün sözde başkenti olarak ilan edilmesinde ciddi tavırlarını biliyorduk. Aynı şekilde ülkenin kendi ülkesinin COVID-19 pandemi salgınına karşı olarak almış olduğu önlemleri, daha doğrusu hafif önlemleri, bu salgını önemsemediğini ve Amazon ormanlarının yağmalanmasına karşı olarak kayıtsız kaldığını biliyorduk. Tabii ki bunu milletler 21. yüzyılda iyice cezalandırıyorlar. Bu tarz sorumsuz liderlikler başta kalamıyor maalesef. Bunun cezasını çekiyor. Fakat dediğimiz gibi yükselen güçlerin ve düşen güçlerin birbiriyle çatışmasında her ufak bir mevzi bile önemliyken Brezilya kadar potansiyel sahibi Latin Amerika'yı da öncülük edebilecek bir gücü kaybetmek Amerika için pek de iyi olmadı işin açıkçası. Ve bu noktada da ülke içerisinde nasıl Venezuela'daki karışıklıklara destek veriyorlarsa daha önce kazanmış oldukları bir Kolombiya sattı var zaten. Aynı şekilde Venezuela'ya sirayet ettirmeye çalıştılar ama pek mümkün olmadı. Aynı zamanda Brezilya'da da bunu deneyeceklerdir. Biraz da denemeye devam edecekler gibi gözüküyor bu süreç içerisinde. Peki ben de bir dipnot söyleyeyim izleyicilerimize. Sayın Alabarda ile bu meseleleri konuştuğumuzda işte IMF ile Pakistan anlaştı. Tabii canım şeyden yani, hemen sonra. Ve bugün geldiğimiz noktada Merkez Bankası, Pakistan Merkez Bankası döviz rezervleri 5 milyar doların altına düşmüş vaziyette. Türkiye şu an 125-130 milyar dolar sınırını zorluyor. Altın da var ayrıca. Ya şöyle söyleyeyim, sadece EYT'nin devlete getirdiği yük 12 milyar dolar. Ya evet, yani mesela, hani izleyicilerimiz rica ediyoruz. Yani bu meseleleri değerlendirirken hani biz kimsenin ülkesinin içinde neler oluyor, neler bitiyor, bunları karıştıralım, konuşalım, bunlarla ilgili derdimiz yok. Biz bizle mukayese yaparak aynen, bir şeyler yani, ortaya hani koyuyoruz. Biz, neler yapılıyor, kimin kafası nasıl bir çorap örülüyor ve sonunda neler oluyor meselesini anlatmaya çalışıyoruz. Konuyu da nereye bağlayacağım, yeni başlığıma geçeceğim ama şimdi mesela diyelim ki Cumhur İttifakı gitti, Millet İttifakı geldi. İşte IMF ile masaya oturdunuz, ülkeye bir 50 milyar dolar sıcak para soktunuz. Bir anda güllük gülistanlık bir ülke olur gerçekten ama kaç yıl olur? Onun değerlendirmesini siz yaparsınız. IMF'den bu ülke nasıl kurtuldu onu da biliyoruz. Şimdi üçüncü başlığa geçelim müsaadenizle. 2023 müjdeler yılı oluyor başlığına. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sakarya Arifiye'deydi. Bu hani işte Katar'a peşkeş çekildi, satıldı, kapatıldı vesaire diye gündeme getirilen bir tesisimiz var ya oradaydı. Bir önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini hatırlayalım konuşmasından sonra devam edelim. 2023 yılı inşallah 7'den 70'e herkesi gururlandıracak çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir sene olacak. Milli muharip uçağımızı hangardan çıkartıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma'nın
uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu da bu yıl hizmete alıyoruz. Birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarındaki, affedersiniz, restoranlarda, oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Şimdi Sayın Alabar da hem müjdeler yılı üzerinden bir değerlendirme rica edeceğim ama hem de muhalefetin bu Katar alerjisi üzerinden konuyu en iyi bilenlerden birisiniz. Bugün fırtına obüslerinin teslimatı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan olsa seslenç konulmasında Altay tankı ile ilgili çalışmaları da izledim. Prototipleri gördüm. Çok güzel gidiyor dedi, bir değerlendirmede bulundu. Ve şunu da söyleyeyim, Altay tankı ile ilgili ciddi bir gecikme oldu. İnşallah yakın zamanda iyi haberleri paylaşırız. Çünkü o süreçte de ambargolarla ilgili bir sürü sıkıntı yaşıyor Türkiye. Her ne kadar BMC grubu bize değil de kendisine yönelik eleştirel yazı yazan gazetecinin ayağına gidip başka birileri söylese çok dikkate almazdık Fatih Bey. Ama konuyu siz yazınca bu işi değerlendirmeye karar verdik dese de biz gerçekleri ve hakikatleri bundan önce söylediğimiz gibi şimdi de söylemeye devam edelim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü o zaman bizim söylemiş olduğumuz hiçbir şeyin dikkati nazara alınmaması gerekiyor ama kapattım konuyu. Şimdi Arifiye'deki fabrika BMC tarafından işletmesi yapılıyor. Onunla ilgili hakikati söyledik. Yani bu fabrikanın ne satıldığı var. İşte şeyleri oruyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne gitsinler. Arazi kimin üstüne? Milli Savunma Bakanlığı'nın üstüne duruyor arazi. Fakat oradaki bantın işletilmesi karşılığında oradaki işçilerin muadili olan diğer fabrikalarla hiçbir hak kaybına uğramayacak şekilde o fabrikayı işleten kurum tarafından işletilmesiyle ilgili bir model geliştirildi. Bu modeli belki eleştirebilirsiniz. Yani öyle olmasaydı böyle olsaydı ama Katar'a fabrikanın satıldığı gibi kuyruklu bir yalanı nasıl söylediler bilmiyorum. İşte bugün fırtına obüsünün ikinci versiyonu çıkartılıyor. İkinci versiyon neden önemli? Ben bu hem bu fabrikayla çalıştım hem de Silahlı Kuvvetlerin modernizasyon projesi esnasında bu fırtına obüsüyle ilgili projeyi yöneten birisi olarak İzlilik bilgisi olmayan hususları çok rahatlıkla ortaya koyabiliriz. O da şu ki bu aslında Güney Kore ile de birlikte ortak geliştirilen bir proje olduğu için siz bunu örneğin Suudi Arabistan istediğinde, satmak istediğinizde söz konusu anlaşma gereği önce Güney Kore ile de bir mutabık kalma durumunuz var. Neden? Çünkü modellemesi öyle yapıldı. Motor, transmisyon, zırh çeliği gibi bir takım hususlar Güney Kore ile birlikte çalışılarak, Alman firmalarıyla da ortaklaşılarak yapıldı, getirildi. O kadar kolay satılamıyor. Dolayısıyla da şimdi ikinci versiyonunda en önemli husus şu. Yani ben iddia ediyorum şu çerçevenin 24 ekranının dışında da bir yerde çizildiğini zannetmiyorum. Şimdi yapıyorlar ki yeni bir modelde 140 tane yenisi yapılacak bunun. Motor ve transmisyon ünitesi BMC Power, yani BMC'nin motor üreten Altay tankı içinde kullanılacak olan grupla güçlendirilecek, güç verilecek, muharrik hale getirilecek. Şimdi tabii ki bu neden önemli? Bu şunun için önemli. Yarın Azerbaycan istediğinde Güney Kore'ye yönünüzü dönüp ben müsaadenle Azerbaycan'ın istemiş olduğu kundağı motorlu fırtına obüslerinden şu kadarını satıyorum deme zorunluluğunuz olmayacak. Biz bunu aynı zamanda neyde yaşadık? Atak helikopterinde. Evet. Atak helikopterinin motoruyla ilgili husus Türkiye'ye ait olmadığı için bazı ülkelere satışlara ambargo koyulurken bazı ülkelere satılmasına müsaade edildi. Şimdi Atak 2'nin versiyonunda farklı motor grubu kullanılacağı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha kolay ihraca kapısı aralanmış olacak. O motorlar yerli mi, yine dışarıdan mı? Atak 2 mi? Hem Atak 2 hem Fırtına. Fırtına obüsünde 2025 yılında yapılmış olan açıklama 2 yıl sonra
yerli transmisyon ve motorun kullanılacağı. Onun da zaten görsellerini söz konusu fabrikanın içerisinde paylaştılar. Yani denenmiş, test edilmiş. Atak motoru. Seri üretim. Atak 2 de öyle. Atak 2'nin de havalandırılması, işte bu Gökbey projesinden elde edilmiş olunan tecrübeyle Atak 2'nin milli motorla uçması önümüzdeki süreç içerisinde mümkün olacak. Peki Katar alerjisi. Bunu söyledik İbrahim. Yani Türkiye'ye en çok yabancı sermaye girişi yatırım maksatlı Hollanda'dan giriyor. Hollanda. Arkasında mesela Lüksemburg var, Avusturya var, Fransa var, Amerika Birleşik Devletleri Batı var. Batı sermayesini seviyorlar. Hayır, öyle değil. Öyle okumamak lazım. Öyle ben farklı düşünüyorum. Bilmiyorum hocam bana katılır, müstat katılır mı? Şöyle düşünüyorum ben. Şimdi Almanya'nın en büyük otomobil fabrikasının %17'sini alan bir Katar var. Evet. Tamam mı? Şimdi siz Türkiye'de Katar bir şeyler yapmak istediğinde yatırım maksatlı sermaye getirip Mardin'e bilmem ne tesisi açmak istediğinde Katar üzerinden düşmanlığı körüklediğinizde o sermaye nereye gidiyor? İngiltere'ye gidiyor. Evet. Almanya'ya gidiyor. Ha, o zaman ben şöyle okuyorum. Sizin Katar düşmanlığı yapmanızın sebebi, hikmeti Katar'ın sermayesini efendilerinize aktarabilmek. Peki. Bak, böyle bakmak peki, lazım. Peki Milli Muharip Uçak 2 yıl erken uçacak. Bu çok önemli bir haber. Bugün geldi. Sevindik. Bu çok önemli bir haber. Mesela ben bu Milli Muharip Uçak 2 yıl önce çıkacak. Kendi iniş takımlarının üzerinde görüntüleri servis edildi. Şimdi F-35 lobisi yapan, televizyonlarda yazan, konuşan, gazetelerinde yazan, Texas'ın Crest Foundation'ından kağıt üzerinde ispatlı fonlanan bir takım düşünce kuruluşları var. Şimdi bunlar sürekli böyle F-35 ile ilgili bir şeyler yazıyorlar ya. Şimdi diyorsun ki ister istemez ya Türkiye F-35'in içinde kalsaydı ne olurdu? Hüsnü niyetle şu adamların yazılarını bir okuyayım. Alıyorsun okuyorsun. İçinde bir tane 15 Temmuz yok. Bir tane Amerika Birleşik Devletleri ile PKK'nın devletçik kurdurma projesi yok. Sürekli olarak S-400'ler üzerinden çıkarıldığımız projeden dolayı ne kaybettiğimiz var? Daha da enteresanını söyleyeceğim ama şimdi. Bir düşünce kuruluşu düşünün. Kendisinin savunmayla ilgili departmanı var. Milli Muharip Uçak'la ilgili erken üretim söz konusu. Kendi iniş takımlarının üzerinde görüntü veriyor. 2 yıl erkene alınıyor. Kızıl elma havalanıyor. 2 satır yok. Ya arkadaş fonlanıyorsunuz anladık da. Bir de emdiniz ananızdan helal süt. Onu da fon kabul edin de bu millet için iki kelam edin. Yok ama. Peki. Şaka yapmıyorum İbrahim. Doğru söylüyorsun, çok haklısın. Yani. Sayın Tolusun, buradan sizden de bir değerlendirme almak isterim. 2002'de 56 firma savunma sanayinde faaliyet gösterirken bugün sayı 2000'in üzerine çıkmış vaziyette. Özellikle Milli Muharip Uçağın havalanacak olması, aynı zamanda işte Kızıl Elma, Anka gibi uçaklarla paralel uçabilecek olması savaş doktrini anlamında da dengeleri değiştirecek deniyor. Özellikle hani pilotu kaybetme riskini alamayacağımız zor görevlerde çok daha önemli hale gelecek bu işler diye de değerlendirmeler var. Siz gidişatı nasıl yorumluyorsunuz? Kısa bir değerlendirme alayım, sonrasında bir video izlettireceğim size. Vallahi Türkiye'nin biraz önce söylediğim gibi başkanlık sistemiyle kazandırdığı en önemli kazanım ve seyahat sisteminin ortadan kalkmasını söyledik. Bir de 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye savunma sanayiinde yani %20'lik bir yerli üretimden %80'e çıkmak suretiyle aslında küresel bir güç haline gelmiştir. Siz Amerika'da masaya otururken, Ukrayna'da masaya otururken yahut da Şam ile masaya otururken bu gücünüz aslında oradaki kullanacağınız kelimeleri de takınacağınız tavrı da belirleyecek bir güçtür. Dolayısıyla savunma sanayinde Türkiye artık küresel bir güçtür. Kendi uçak helikopterini yapabilen dünyadaki 6 ülkeden biri haline gelmişiz. Jet motoru teknolojisine sahip. Tabii. 7 ülkeden biri Türkiye. Kriptolu tirofan üretebilen 6 ülkeden birisi, baz istasyonu üretebilen 5 ülkeden biri Türkiye, elektrikli araç bataryası üreten 6 ülkeden biri Türkiye, kendi deniz topunu üreten 4 ülkeden biri Türkiye, hava füzesi üretebilen 7 ülkeden biri Türkiye ve Cumhurbaşkanımızın saydığı obüsten efendim Anadolu'ya varıncaya kadar bir yığın yenilik. Şimdi bütün bunlar Türkiye'nin aslında hem eski Türkiye olmadı hem de diplomaside de sizin askeri gücünüz, savunma gücünüz ne kadar güçlüyse meydanda
masada da o kadar güçlü olacaksınız demektir. Dolayısıyla Türkiye bu 20 yıllık süreçte savunma sanayine uzun vadeli yaptığı yatırımlarla hem ifade ettiğiniz gibi şirket sayısı katlanmıştır, hem üretim katlanmıştır. Elbette bugünden sonra daha da bu artacaktır. Sanayide Türkiye'nin yine dış ticarette geldiği nokta malum. Şimdi Türkiye bu şeyiyle dünya 5'ten büyüktür derken aslında önce kendi büyüklüğünü kabul etmesi gerekiyordu. Kendine güvenmesi gerekiyordu. Kendine güvenmeyen, inanmayan insanın büyük laf söylemesi de mümkün değil. Ama bunları ben biraz önce telefonum çaldı. Bizim Lokman Ayva aradı. Lokman Ayva bizim ama milletvekilimiz ama bizden çok iyi görebilen her şeyi bir göze sahip. Selam olsun. Evet. Gönül gözüyle net açık diyorsunuz. Ona da söyledim arada telefonu açınca. Görmek isteyene perde engel değildir. Peki. Ama şimdi görmek istemeyene ışık ne yapsın denir ki. Yani şimdi Yusuf Bey'in bir takım şeylerin görmüyor dediği. Görmek istemeyene evet. Ben onu geçen... tam bu görmek isteme meselesiyle geçen gibi. Geçen bir şiir okumuştum. Tam evet. Onu söylüyor aslında. Hemşerisi aslında. Tabii ki Muallim Cudi'nin. Merzifonlu ya Tokat'a yakın olduğu için hemşeri yaptım. Şimdi arkadaşlar şu tünel şeyini verebilir miyiz? Bir görüntüyü bir. Mustafa Varank bir tweet paylaştı. Tele1 ekranında sunucu Namık Koçak diyor ki Türkiye'nin işte bir tane bir tünel açma makinesi yok diyor. TBM'leri söylüyor. Mustafa Varank diyor ki cahillikleri bir tarafa, asıl sorun asla utanmamaları. Yalan da söyleseler, yanlış bilgi de verseler yüzleri kızarmadan çok aynen güzel devam ediyorlar. Türkiye kendi tünel açma makinelerini kullanabilen ve üreten 8 ülkeden birisidir dünyada diye söylüyor. Meseleyi de nereye bağlayacağım? Bugün bir medyada, sosyal medyada bir video gördüm efendim. Diyor ki ancak yaşayan bilir diyor ve bir görüntü var. Eskiden diyor Türkiye daha 3 ay öncesinde diyor Küçükkuyu Ayvacık arası Kaz Dağları'nı böyle aşıyordu diye. En baştan bir okutabilir miyiz arkadaşlar görüntüyü? Onları ben bir şey sorabilir miyim İbrahim? Yani tünel açma makinesiyle ilgili Türkiye üretmemiş olsa ne olurdu bir yani? Bir şey olmaz tabii ama şu görüntüye bakardınız arkadaşlar. Şimdi hani kullanan yaşayan bilir diyorlar ya. İşte bakın orada iki büyük vasıta var. İşte bir tır dönmeye çalışıyor diğer araçla beraber. Biri diğerini bekliyor. Zaten yolda gördüğünüz gibi böyle. Şimdi o yolu kullananlar Assos ve Troya tünellerinden transit geçiyorlar. Şimdi diğer baktığınız zaman bir video daha izlettireceğim. Bu da aslında arada kaynadı biraz ama öne çıkan bir meseleydi. Hatırlarsınız bir orman yangını olmuştu ve bu orman yangında köylerimizin ne yazık ki evleri de yanmıştı. Antalya Manavgat'ta. Evet. Hüseyin Çetin isimli bir vatandaş o yangını da verdi acilen. Diyor ki ya bize ev yapacağız diyorsunuz da biz bu evlerin parasını nasıl ödeyeceğiz? Bu evleri yapamazsınız vesaire vesaire. Sonrasında evleri teslim alırken tören dedi ya ben diyor mahcubum diyor. Hani yapamazsınız edemezsiniz falan diyor. O zaman büyük büyük konuştuk ettik ama diyor. O kadar güzel oldu ki diyor. Yani şimdi söylemeye çalıştığım mesele şu. Bir anda hiçbir şeyi beğenmeyen ve karalayan bir kitle oluştu Türkiye'de. İşte Türkiye'nin tünel açma makinesi yok diyen. İşte Kızıl Elma için ya işte maketleri koymuşlar işte 5 onluk sacın üzerinde duruyor diyen. Böyle bir durum var. Buradan o yüzden sizden bir değerlendirme almak istiyorum. Yani nasıl gidişat nasıl bu anlamda? Ancak hani hizmeti gördüğümüz zaman mı? Ya şimdi dedim ya görmek istemeyene yani ışık bir şey yapamıyor. Biz diğer televizyon kanallarında muhalif arkadaşlarla karşı karşıya geliyoruz. Bir muhalif arkadaş şu cümleyi kullandı. AK Parti ne yaptı ki dedi ya. Yani bu soruyu soran adam İstanbul'da yaşıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiyor, Avrasya'dan geçiyor. Onları yapmak başarı mı diyor? Marmaray'dan geçiyor. Onlar başarı mı? Onlar zaten bu zamanda olması gereken şey. Efendim? 26 yani bin ne yaptı ki? Yani İstanbul diyor. Havaalanını görüyor. Türkiye'yi gelse bakınız. Şamsa Kur'an sahnesini görüyor. Evet sağlık hizmetlerini görüyor. Şimdi bir Türkiye'yi gelsin bir vatandaşımız. Yani 50-60 yaşında Avrupa'yı görmüş birisi. Bir de gitsin şu anda tekrar Avrupa'yı geziversin. Türkiye bizim bakınız abartmıyorum. Birçok alanda ve Avrupa'dan ileri seviyedeyiz. Bazı Avrupa başkentlerinden bizim başkentimizde İstanbul'umuzda hem daha temiz hem daha bakımlı hem daha diğer hizmetlerde de üstün vaziyette. Şimdi bunu görmek istemiyorlar. Çünkü bir Avrupa hayranlığı var. Avrupa'yı da bilmiyorlar. Türkiye'de yani evvelki gün 14 kilometrelik Dudullo Bostancı metrosu açılıyor.
Onun 7 kilometresini zaten %70'ini AK Parti döneminde ya yapmışlar. Ya hadi söylemeyeyim, onu ben günden baştan almıştım. Bizim orada, 24 Mavi Yerem Aksoy cumartesi günü gitti yolcu gibi. Kabus yani, hani ne asansörleri yapmışlar, kapılar bile ortada yok. Zaten yürüyen istasyon açılışıydı. Kablolar ortalıkta. İstasyon açılışıydı. O otomatik metro Üsküdar Çekmeköy arasında kaç senedir çalışıyor? 2017'den beri. Kaç senedir çalışıyor? 6 senedir var. Şimdi orada hem Meral Hanım hem Kemal Bey hayretler içinde kalıyorlar. Evet. Allah Allah. Paris'te de böyle. Bir de Paris'te de yok halbuki öyle bir şey. Yok mu? Yok ya Paris'te. Ya, otomatik öyle kendiliğinden giden. Bir sene öncesine kadar yoktu. Bir sene içinde yaptılarsa. Bak Avrupa'ya da bak. Yani hani... Avrupa'yı da bilmiyorlar. Hı-hı. Türkiye'deki işte bu şeyi sanki ilk defa İmamoğlu yapmış gibi hayretlerini gizleyemiyorlar. Birisi bir tweet atmış. Ya otomatik treni anlamayan adama İHA'ları nasıl yönetmeyi, yani insansız hava aracını nasıl anlatacak? Onu bir de şimdi şey yapıyorlar Kızıl Elma için. Ya bu Kızıl Elma kendi kendine uçuyormuş. Evet. Geri geliyormuş. Aa frenleri çalışıyor falan diye çok tiye alıyorlar. Başka bir şey ya, söylüyorlar. Bir dakika, kendi kendini tiye aldırıyor ya. Evet. Siz o Jeffrey'in miydi neydi onunla niye Skype aracıyla görüştünüz? Aracılığıyla Türkiye teknoloji görsün diyor. Yani Türkiye'de bunlar yönetime talipler. Ya konu konuya çözüm, size söz vereceğim, söz veriyorum da. Özgür Özel de diyor ki bugün işte bakın diyor, benim diyor en büyük hayalim diyor 6 liderin diyor meydanlardan diyor aynı anda ekranlarda buluştuğu bir şey düşünün, hayal edin diyor. Böyle bir diyor yayın düşünün diyor. Şimdi ben böyle bir düşünüyorum. Ya, biz onu her gün yapıyoruz. Yapıyor. Biz de her gün yapıyoruz. Yani böyle 6 tane lideri aynı ekrana çıkarmak televizyonda, bunlar artık hani bu ülke bilemiyorum yani, enteresan. Şimdi hani Avrupa örnekleri veriyorlar dediler ya, Avrupa'dan bir görüntü izlettireceğim izleyicilerimize. Oradan da size soracağım Üstad aynı zamanda. Şimdi bu elit bir meslek grubu efendim. Fransa'da doktorlar bakın ne yapıyorlar. İngiltere'de geçen hafta vardı benzer bir görüntü. Herkes iş bırakıyor Avrupa'da. Niye? Çünkü işte onlar da diyor ki ya kardeşim burada enflasyon %10, %11 diyorsunuz da biz bunu %25 hissediyoruz. O yüzden %2 zam olmaz diyorlar. Bize de işte biliyorsunuz benzer bir tartışma oluyor. Üstad, o yüzden de size soracağım yani özellikle muhalefet çok sürekli olarak bunu pazarlıyor. Yani Avrupa'da böyle bir muhteşem bir yaşam var. Türkiye'de yaşanmamış bir ortam var. Hatta bugün işte en son yine işte kardeşim bu Avrupa'ya büyük bir beyin göçü var. Bu beyin göçünü bir de 100 binli rakamlar falan paylaşılıyor. Hani ne zaman o kadar insan nereye gitti onu da bilmiyorum. Tamam ya, arada bir internetten görüyoruz işte bir pasaport koyup Avrupa bir garson kazandı bilmem ne kaybetti Türkiye diyenler oluyor ama onlar da sonra gerçekten geri alın diye yalvarıyorlar salgınlar. Yani ben şahsi gözlemlerimden yola çıkarak söyleyeyim. Kendi eğitimim daha doğu ülkelerinde gerçekleşmiş olsa da araştırma, arşiv, kaynak taraması vesaire Batı ülkelerinde gerçekleşti. Az buçuk bu metro mukayeseleridir, ulaşım sistemleridir. En basitinden bir temizlik ve necaset meselesinde bile Türkiye'nin toplu taşımada, ulaşımda büyük şehirlerinde en azından bu Ekrem İmamoğlu dönemine kadar İstanbul'u örneğe verecek olsak fersah fersah ileride olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki benim şahsım 7/24 toplu taşıma kullanan bir insanım. Yani aynı şekilde zamanlama, mobil entegrasyon, ne zaman bir vasıtanın yanaşacağı veya bir ne zaman vasıtanın hareket edeceğine yönelik pek çok kolaylıklar vardı ve maalesef bu son dönemde İstanbullulardan mahrum bırakılan şeyler, en basitinden bir engelli asansörünün dahi aylarca çalışmadığı örnekler görüyoruz ve sosyal medyada taramak isteyenler bunu fersah fersah sayfalara yazarak görebilirler. Fotoğraf vardı. 8 kişi bir tekerlekli sandalye vatandaşı o 100 Mecidiyeköy istasyonunda Marmaray'ın ne kadar yazık. Ne kadar yazık. İstanbulluya o 16 milyonu temsil eden İnsanın söylediği 16 milyona reva görülen muamele maalesef bu noktaya kadar gelmiş durumda İstanbul'da. Benim şahsi isteğim, dileğim 2024 yılında sebat edip Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir daha belediye başkan adayı olması. Evet. Acaba ne göreceğiz İstanbul'da kendi adına seçimlerde? Zaten metro meselesini üstadlar defalarca üstünü vurguladılar. Yani orada şunu sormak gerekmiyor mu üstad? Konuyu açacağım mesela. Şimdi halk ekmek diye bir facia var memlekette. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu çağırmışsınız. Ekmekleri ağzına böyle küçük küçük vermişsiniz. Sonra 6 ay halk ekmek fabrikasının çalışmadığı ortaya çıkmış. İbrahim Bey, metroyu ekleyelim. Ertesi gün her tarafın döküldü. Metroyu da nereden ben uyandım biliyor musunuz? Yani hani İrem'e dedik ya sabahleyin git bir bak dedik. Nerede uyandım? Gelen bilgi diyor ki basın mensupları alınmayacaktır. Biz görüntü çekip size servis edeceğiz. Direkt dedim ya burada bir sıkıntı var dedim. Yani basın mensupları eğer dedim hani Kılıçdaroğlu Akşener'in olduğu yere alınmıyorsa, yani biliyorsunuz en son Amerika'da bu basın mensupları atlatılıp gidilmişti.
Ondan sonra çok işleri güçleri şov ya. Seçimden İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinden 2 ay sonra alelacele son test denemeleri gerçekleştirilecek olan Mecidiyeköy Mahmut Bey metrosu hizmete açıldı. Sonra ne oldu pandemi döneminde? Metro 8 ay bakım nedeniyle 3 istasyonu kapalı kaldı. Yani yine bir Beşiktaş metrosu faciası var, ancak Fulya istasyonuna kadar kullanılabilen 3,5 sene içerisinde. Ama reklam panolarına baktığımız zaman dünyada aynı anda bir şehirde 10 tane farklı metro çalışması yapılabilen bir şehir diye bunu pazarlamaya çalışılan da bir absürt reklam ve siyasal kampanya örneği var. Gerçekten işte en başından beri arıtma tesisinden, o müsilaj meselelerinden pandemi öncesinde bugüne kadar geldiğimiz zaman İstanbul için konuşacak olsa, İstanbul'un özelinde konuşacak olsa fecaat bir yönetim var. Türkiye'nin geneline baktığımız zaman işte enflasyon olanlarını karşılaştırıyoruz. Avrupa'da, Amerika'daki durumları karşılaştırıyoruz. Ya Allah aşkına şu tahıl meselesi çözülene kadar Avrupa'da kaç tane ürün market reyonlarında bulunabiliyordu? Neler vardı, neler yoktu? Veyahut Avrupa'nın gaz tedariği, hidrokarbon tedariği meselesi üzerinde Avrupalı devletler devlet eliyle hangi kampanyalara imza atmak zorunda kaldılar? İşte beraber duş alından tutun da yıkanmayın meselesine kadar. Cüneyt Özdemir bir yumurta yok Londra'daki marketlerin rafında dedi de adamı taşladılar. Aynen. Abi. Kesinlikle. Peki ya şimdi bugün ilginç haberlerinden biriydi. Aslında süren bitti ama sormadan edemeyeceğim. Bize soracağım. Şimdi Esenyurt'tan bir grup göçmen, daha doğrusu mülteci Suriye gönüllü dönüş için başvuruda bulunurlar. Göç İdaresi Başkanlığı'na. Esenyurt Belediyesi de aslında daha önce de otobüsü tahsil edilmiş. Başka belediyeler de tahsil ediyor. Bu bir yardımlaşma gibi bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ya işte iki otobüs dolusu göçmen de önce gelin davulu zurnalı bunları uğurlayalım. Fakat gidiyorlar, sabahleyin Kılıçdaroğlu gidiyor, işte bütün herkes gidiyor falan. Fakat geceden göçmen idaresi, göç idaresi göçmenleri göndermiş, yani mültecileri evine göndermiş. Göç idaresini tebrik etmek lazım. Yani buradan baktığınızda yani aylardır, hatta yıllardır bu işler yapılıyor. Kılıçdaroğlu neden böyle bir şov yapma ihtiyacı hissetmiş olabilir? Şimdi aslında bu CHP tıpkı İmamoğlu'nun metrolarda, diğer alanlarda yaptığı şov gibi bu göçmenleri gönderme konusunda da bir şov yapmak istediler. Evet, Suriyeliler hala peyderpey ülkelerine gönüllü olarak dönüyorlar. Dönmek için de göç idaresine müracaat ediyorlar ve göç idaresi onlara bir belge veriyor. Evet. 41 kişiye belge vermiş. Esenyurt Belediyesi bunları tespit etmiş. Biz size otobüs ayarladık. Biz sizi göndereceğiz. İşte pazar günü saat 9'da gelin. Bu arada İstanbul İl Örgütü devreye giriyor. Kılıçdaroğlu'nu çağırıyorlar. Davul zurna hazırlıyorlar. Davullu zurnalı, bakın biz daha iktidar olmadan nasıl Suriyelileri gönderiyoruz? İktidar olunca da böyle göndereceğiz şovu yapmak üzere hazırlık yapıyorlar ki ya biz bugüne kadar 600 bine yakın insan gönderdik. Böyle bir şov aklımızın ucundan geçmedi. Allah'tan İstanbul Göç İdaresi bu istismarı haber almış ve sabah 7'de göçmenleri otobüse bindirip göndermiş ülkelerine. Ben o zaman bir şey ekleyebilir miyim kapatmadan? Buyurun, buyurun, bir süre. Sonra bir Kılıçdaroğlu beklemiş. 9'da yoklar, 10'da ya, yoklar. Çok fena bölümler, çok fena. Bir dahaki göçmen gönderme programına nasıl Dudullu metronun açılışına Davutoğlu'nu çağırıyorlarsa Suriyeli sığınmacıları göndermeyle ilgili programlarına Davutoğlu'nu da çağırsınlar. Sen kabul ettin, sen gönder desinler. Peki. Ver masaların ne vardı, veda vakti geldi. Bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.